Bu dönemin son bütçesi olan 2023 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bütçeleri farklı açılardan değerlendirebiliriz. Bir açıdan baktığınız zaman bu bütçeler yasama organının yürütme organına kamu gelirlerini harcama, kamu harcamalarını yapma ve kamu gelirlerini toplama yetkisi vermesini ifade eder. Yani daha çok hukuki bir niteliği vardır ve bu bütçe kanuna dayanarak idarede bir yıllık süre içerisinde devletin gelir ve giderlerini idare eder. Ama bütçeler sadece bir hukuk metinleri değildir. Yasama organının yürütme organına verdiği bir yetki değildir. Belki bundan daha da önemli olarak bütçeler aynı zamanda bir ekonomik politika aracıdır. Yani önümüzdeki yılın ekonomisini nasıl görmek istiyorsunuz? Bugünle yarın arasındaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve önümüzdeki bir yıl içerisinde büyüme ne olmalıdır? İşsizlik ne olmalıdır? Enflasyon ne olmalıdır? Dış denge ne olmalıdır? Ülkenin geleceği açısından ekonomik büyüklükleri nasıl şekillendirmek lazım? Neye bağlamak lazım? Ve bunu hedeflerken de bu bütçenin bu ekonomik göstergelere etkisi ne olabilir? Bunu ayarlamak. Yani bir ekonomi politikası aracı olarak düşünüp bütçe büyüklüklerini ve bütçe bileşimini, ayrıntılarını buna göre şekillendirmek. Bence içinde bulunduğumuz süreç itibariyle bu bütçenin ikinci boyutu birincisine göre çok daha önemlidir. Gerçekten 5 yıldır süren bir ekonomik kriz var. Ekonomi buhrana dönüşmüş. Özellikle 2021-22 çok zor geçmiş. Böyle bir ortamda 2023 bütçesine hazırlıyoruz ve bu bütçeyi hazırlarken elbette 23'te ekonominin ne olacağıyla ilgili bütçenin etkilerini gözden geçirmek lazım. Bundan da öte hükümet bütçeyi hazırlarken bu mantığa göre hazırlamış olmalı. Ve yıllardır, belki 1920'lerden, 30'lardan beri bütçe aynı klasik bir formatta zaman zaman bir takım değişiklikler olmakla birlikte ana görüntüsü itibariyle söylüyorum. Hazırlanıyor. Meclise aynı usulle getiriliyor. Aynı şekilde tartışılıyor. Bence bunda bir değişiklik yapılması lazım. 20 yıl boyunca da bu iktidarın bu değişikliği yapmış olması lazım idi. Tüm gelir kalemleri itibariyle, tüm giderler itibariyle bu bütçe ekonomiyi nasıl etkileyecek? Temel ekonomik göstergeleri nasıl etkileyecek? Bunların ekonometrik modellerle bütçe hazırlık safhasında çalışılmış olması lazım. Böyle bir çalışmanın olduğunu zannetmiyorum. Varsa yani bütçeyi buraya getiren hükümet yetkilileri bakın şu kalemi şöyle belirledik, bu kalem milli geliri şöyle etkileyecektir diye rakamsal şeyler vermesi lazım bize. Ama konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sonunda buradan geçen bütçe bir bakıyorsunuz ki deliniyor. Geçen sene ilk 5 ayda delindi bütçe. İkinci bir bütçe yaptık. Yıl sonu itibariyle de bakalım rakamlar ne çıkacak. Bu ana noktayı belirttikten sonra şunu söylemek isterim ki
Bu bütçe, yani 2023 bütçesi göründüğü şekliyle Türkiye'deki gelir dağılımını daha da olumsuz etkileyecek bir bütçedir. En önemli noktası bu. Yani bir taraftan vatandaştan para topluyorsun, vergi tahsil ediyorsun, sonra bunu harcıyorsun. Toplarken gelir dağılımını nasıl etkileyeceğim bellidir. Harcarken gelir dağılımını nasıl etkileyeceğim bellidir. Şimdi bu bütçenin 4,5 trilyon liralık bir gideri var. 3,8 trilyonluk bir geliri var. 659 milyar açığı var. 565 milyarlık da faiz ödemesi var. Şimdi gelir gider dengesinde gelir dağılımını nasıl etkileyecek diye baktığımızda tüm kalemleri irdelemeye gerek yok. Merkezi yönetim bütçe gelirlerine baktığımız zaman bunu anlıyoruz zaten. Nasıl anlıyoruz? 3,8 trilyon liralık bir gelir var. Bu gelirin 1,1 trilyonu gelir ve kurumlar vergisi, doğrudan alınan vergiler, hatta motor taşıtlar vergisini de buna dahil edebiliriz. 1,1 trilyon, geriye kalan 2,7 trilyon hep ağırlıklı olarak tüketim vergileri. Tüketim vergileri ana mantık itibariyle harcamalardan alınır ve düşük gelir gruplarından alınır. Yani bir kere bu bütçe ağırlıklı olarak düşük gelir gruplarıyla veya orta gelir sınıflarıyla bağlantılı olarak gelir tahsilini sağlayan bir bütçe. Dar ve orta sınıfta topladığı vergileri harcıyor. Bir kere toplarken gelir dağılımı. Harcarken ki ayrıntılara girmeyeceğim. Ama özellikle son 2 yıl içerisinde Türkiye'de gelir dağılımının fevkalade bozulduğu, düşük gelir gruplarının daha da yoksullaştığı, orta sınıfın eridiği bir dönem yaşadık. Orta sınıfın temel bir özelliği vardı. Nedir? Ev alabilir, yeni bir araba alabilir. Bilmem bir yakını varsa veya turistik seyahat yapmak istiyorsa böyle senede bir kere, iki kere bilemedin. Bir yurt dışı seyahati yapabilir özelliktedir. Ama bu son 2 sene ekonominin içerisine girdiği durum orta sınıfı yansıtacak bu temel harcamaların artık orta sınıf diyeceğimiz kesimler tarafından yapılamayacağını göstermektedir. Bunu da eritmiştir. Böylesine bir temel sorun olduğu, krizin düşük ve orta gelirlere vurduğu bir dönemde şimdi 2023 bütçesinin aynı şekilde düşük gelir gruplarını, orta sınıfı daha da mağdur eden, gelir dağılımını daha da bozan bir nitelikte hazırlanmış olması bence temel mantık olarak yanlıştır. Ama bu yanlışın özünde ne var? Bu yanlışın özünde hükümetin aşağı yukarı 1 yıldır uygulamış olduğu ekonomik model var. Bu ekonomik modelin özeti şudur. Kuru artıracaksınız. Buna bağlı olarak enflasyonu artıracaksınız. Enflasyon artışına dayalı olarak da vergileri düşük gelir gruplarından toplayacaksınız. Temel ekonomik modelin özü bu. Bunun sembolik, bu modelin sembolik görüntüsü de kur korumalı mevduattır. Düşük gelir gruplarından topladığınız vergilerle bankalara para yatırabilecek mevduat sahiplerini finanse ediyor. Bu da bunun sembol görüntüsüdür. Ama aslında izlenen ekonomik politika o kadar sorunludur, o kadar problemlidir ki bütün tasarruf araçları enflasyon karşısında eriyor. Herkes kaybediyor.
Enflasyonla dediğimde sadece tüketicilerin kaybettiği bir ekonomik model yok. Maliyetler nedeniyle üreticilerin kaybettiği, aynı zamanda tasarruf sahiplerinin de kaybettiği bir ekonomik model var. Paranız varsa isterseniz döviz mevduata yatırın, isterseniz Türk lirası mevduata yatırın, isterseniz kur korumalı mevduata yatırın, getirisi enflasyonun altındadır. Çok çok altındadır. Tasarrufları da eriten bir ekonomik model uygulanmaktadır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bu ekonomik modelin ortaya çıkardığı en net tablolardan biri ve en temel gösterge enflasyondur. Tamam. Bakın Eylül ayı itibariyle %84 enflasyondan bahsediyoruz. %84 enflasyon. O 2001 krizinde o enflasyon patladı dediğimiz enflasyon. 2002 enflasyonu %29. O dönemlerde dünyada enflasyon algısı da bugünkü gibi değil, daha farklıydı. %29'da aldığı enflasyonu, TÜFE enflasyonu %84'e çıkarmış bir iktidardan bahsediyoruz. Bu uyguladığı ekonomik modelle bilinçli bir tercih olarak yapmıştır. Ama daha korkuncu ÜFE, üretici fiyatlardaki enflasyon. %151.5. Üretici fiyatlardaki enflasyon %151.5 arkadaşlar. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Hiçbir dönemde bu kadar yüksek bir üretici fiyatları artışı yaşanmamıştır. Dünyanın da en yüksek enflasyonlarından biri. E şimdi diyecek ki arkadaşlarımız, iyi güzel de kardeşim enflasyon dünyada var. Enflasyon dünyada var, bizde de var. Bakın, dünyadaki enflasyon nasıl, bizdeki enflasyon nasıl? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız çok nezaket göstermiş, nezih bir şekilde, renkli bir şekilde bu grafiği bize sundular ve 21'indeki bütçe sunuşunda da anlattılar. Ne diyor burada? Dünyada ortalama olarak enflasyon %9.1'dir diyor. Gelişmiş ülkelerde %7'dir diyor. Gelişmekte olan ülkelerde de %10.6'dır diyor. Bizdeki enflasyon kaç? %84. ÜFE'ye bakarsanız %151.5. Demek ki bizde daha farklı bir boyut var. E gıda enflasyonunun durumunu biliyoruz ve maalesef Türkiye'de de bu gıda enflasyonu nedeniyle resmi rakamlar 92 lirama %140 sendikaların iddiasıdır. Korkunç bir çocuk yeterli beslenememe sorunu vardır. Yani yapılan bir araştırmada her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği, yani vücut için ihtiyaçla yeterli besini alamadan gittiği hesaplanmıştır. Bu da bir temel sorun. Şimdi değerli arkadaşlar, biz ne yaptık diyorlar, bu ekonomik modelle faizi düşürdük diyorlar. Değerli arkadaşlar, bu ekonomik modelle faizi falan düşürmüş değiller. Niye bunu söylüyorum? Çünkü tarihin, binlerce yıllık Türk tarihinin en faizci hükümeti bu hükümettir. Bak sadece son yılların en yüksek faizinden bahsetmiyorum. Sadece Cumhuriyet dönemi faizinden de bahsetmiyorum. Osmanlı'yı da içine katıyorum. Türk tarihinin en faizci hükümetidir. Neden? Hiçbir dönemde faiz ödemeleri ana parayı geçmemiştir. İlk defa bu hükümet döneminde devletin iç borçlanmalarındaki faiz ödemeleri ana parayı geçmiştir. Neden geçmiştir?
bu uyguladıkları faizi düşürüyoruz diye uyguladıkları ekonomi politika yüzünden çıkmıştır. Bakın resmi rakamlar. Ocak 2022'den itibaren bakıyoruz. Ana para borç 1.3, faizi 1.0. Yani ana para fazla. Şubat'ta 1.3 trilyon ana para, 1.2 trilyon faizi, faiz gittikçe yaklaşıyor. Mart ayında 1.3 trilyon ana para, 1.3 trilyon faiz ama küsuratıyla yine ana para fazla. Nisan'a geliyoruz. Nisan'da borç, iş borçların ana parası 1 trilyon 483 milyar ama faizleri 1 trilyon 743 milyar. Yani 300 milyar artmış pardon. Mayıs'ta 1.5 ana para 2 faizi, Haziran'da 1.5 ana para 2 faizi, Temmuz'da öyle. Netice itibariyle Ağustos ayı itibariyle 1.6 trilyon ana para, 2.4 trilyon faiz ödemesi var değerli arkadaşlar. Bu paraya isabet eden faiz miktarı. Nedir bu? Yıllık fark ana para %45 artmış, faiz ne kadar artmış? %243 artmış. Yüzde olarak. %243 iç borç faizlerin ödeme miktarı artmış. Tutar itibariyle baktığımızda ana paranın artışı 524 milyar ama faizin artışı 1 trilyon 700 milyar arkadaşlar. Onun için diyorum, sadece Cumhuriyet tarihi değil, Türk tarihinin en faizci hükümeti bu hükümet. Bir de kamuoyunu yani faizi düşüren politika uyguladık diyor. Enflasyon patlamış, rekor. Faiz ödemeleri çıkmış. Bir korkunç noktaya ulaşmış ve rekor kırılmış. Zaten en faizci iktidar sözü şimdiye kadarki uyguladığı faiz politikalarından da belli. 2023-22 arasında yani 20 yılda bu hükümetin ödediği faiz miktarı 526 milyar 821 milyon dolar olmuştur. Dolar cinsinden baktığınız zaman. Diyeceksiniz ki şu bu iyi değil ama bak büyüme oranları artıyor. Büyümede rekor kırıyoruz. Onun için madem burada bir rekor var, bu enflasyonu, faiz ödemelerini falan unut geç. Onda da perişansınız. Büyüme oranında da perişansınız. Bu nedir şu elimdeki arkadaşlar? 2023 yılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu yıllık programı. Ne diyor burada? Bakın hemen ilk sayfasında. Büyüme oranları var ilk sayfasında. 2021 yılında büyüme oranı -2.9 yani 21'de küçülmüş. 2022'de yani bu içinde bulunduğumuz yılda da yıl sonu itibariyle 3.9 olacak diyor. 2022 3.9 ama 2002 -2.9 burada yazmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Son iki yılınızın ortalama büyüme oranı bir bile değil demektir. 0.50 demektir. 0.50. Son iki yıldaki büyüme oranınız. Ne rekoru kırıyorsunuz Allah aşkına ya? Yani burada olan iyi bir şeyi bana söyleyin. İyi bir şeyi söyleyin. Hani faizi düşürecektiniz, kuru fırlatacaktınız. Sayın Şener, süreniz doldu. Şöyle evet. Bir uygulama yapalım. Sözcüler için 5'er dakika belirginlik evet. Olsun, eşitlik olsun. 5'er evet. Dakika ek süre vereceğim sözcülere. Size de 5 dakika ek süre veriyorum. Buyurun. Hani? En fazla.
Hani dış ticaret faydası verecektiniz. Sizin bu politikayı açıklarken ki ana hedefiniz dış ticaret faydası vereceğiz. Cari açığı kapatacağız. Ana hedef buydu. Bunu ilan ettiniz. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Ben rakamlara bakıyorum. Dış ticaret açığı Ocak, Ağustos itibariyle bu büyümede gayri safi milli hasılaya göre vermediniz herhalde. Nereye göre verdiniz? Bütçe ve Strateji Başkanlığı'na bir soru. Sayın Bey, rica ediyorum. Böyle bir usulümüz yok. Rica ediyorum. Vaktimiz çok Tarım değil kardeşim, tarım değil. Makroekonomik büyüklüklerdeki gelişim. Sektörler var ama başına büyüme hızları diye toptan almış. Tarım veriyoruz. E sütünü düzgün kaydırmadan yapsın ya kardeşim. Yıl sonu kaç? Gayri safi milli hasılaya göre. Tamamını vermeden oraya tarımdan mı başlanır? Sektöre bazlı. 2021. Evet. Altta yazmış. %11,5'dan 5 yapmış. Evet. Tamam. Türk lirası. Burada da şu sorun var kardeşim. Bakın burada da şu sorun var. Bir kere büyüme hesaplarını değiştirdiniz. Eskiyle kıyaslanabilirliğini ortadan kaldırdınız. İki, döviz cinsinden baktığınız zaman, dolar cinsinden baktığınızda kişi başı milli gelir 2002'de de azalıyor. 2001'de de azalıyor. Yani kişi başına milli geliri azaltan evet, 2021 ve 22'de azaltan bir büyüme modelidir bu. Gerisini anlatmaya da gerek yoktur. Şimdi dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı 2002'de katlanmış kardeşim. Ocak, Ağustos 2002'de 73 milyarlık dış ticaret açığı var. Cari açığa bakıyorsunuz, cari açıkta geçen sene 22,5 milyarken cari açık. Şimdi 2002 Ocak Ağustos'ta 40,9 milyar dolar cari açık. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının sunum konuşmasında daha belirgin. Bakın. 2022 yılında bu cari açığı kapatacağız dediğiniz politikayı uyguladığınız 2022 yılının sonunda diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, cari açığın milli gelire oranı -5,9 olacak. Bu Cumhuriyet tarihinin rekor cari açıklarından biridir milli gelire oranı itibariyle dahil. Ya bana söyler misiniz? Bu uyguladığınız ekonomik model uyguladığınız ekonomik model neyin nesidir? Ne amaçlıyorsunuz? Neyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir gözden geçirilme ihtiyacı yok mudur? Bana kalırsa bir gözden geçirin. Hem de muhalefetle birlikte gözden geçirin. Yeniden size bir ekonomik model önerelim. Hepinize saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bayram genelini üzerinde kurum sözcüsü olarak buyurun. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Son olduğundan herkese saygıyla selamlıyorum. Görüşmelere devam edeceğiz. Sayın Kuşoğlu, komisyon üyesi olarak süreniz 20 dakika. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı bütçemizin ve 2021 kesin hesap kanun tekliflerimizin hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bu yıl farklı bir başlangıç yapmışsınız sunumunuzda.
Geçen yıllarda böyle yapmazdınız. Bu sene biraz seçim yılı bütçesi diye midir bilmiyorum. Böyle bir şey Plan B Bütçe Komisyonu'nda bir propagandist giriş yapmışsınız. Biz ne mutlu ki bizi bizden ziyade ülkemizin dört bir yanında yükselen yatırımlar ve icraatlarımız anlatıyor. Bizi anlatıyor falan böyle bir şey var. Epey bir giden. Şimdi bunlarla ilgili ben de aynı şekilde cevap vermek istemiyorum. Yani mesela Milli Muharip Uçağın Teknofest kuşağı bizi anlatıyor falan. Ama Altay tankı da var arada. Senelerdir yapamadığımız. Ya da Filyos'ta doğalgaz çıkarıyor. İşçimizin yüzündeki tebessüm diyoruz ama Amasra'daki işçimiz kader. Yani bu da kader demek ki, o da kader öyleyse. Yani bunlara pek girmek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, geçen sene çok teknik bir konuşma yapmıştım. E-cetvelinden, cetvellerden, bütçedeki rakamlardan çok bahsettim ama bu seneki bütçe maalesef rakamlarla konuşmaya çok el vermiyor. Elverişli değil. Neden? Çünkü geçen yılki bütçemiz, başlangıç bütçemiz, sizin sunduğunuz bütçe 1.7 trilyon liraydı, hatırlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, 1.7 trilyon lira geçen senenin bütçesi, bu senenin bütçesi 4.5 söylendi. 4.5 trilyon. Şimdi arada %150'nin üzerinde bir artış var. Eğer arada %150'nin üzerinde bir artış varsa, arada 6 ayda bir, 6. ayda ek bir bütçe yapılmışsa ve o bütçede başlangıç bütçesi kadarsa bu bütçe konuşulmaz. Bu senede benzeri bir durum var. Yani bu senede 4.5 trilyonluk bütçeye rağmen yıl içerisinde 6. ayda olmayabilir ama 7. ayda, 8. ayda bütçe yapılmak zorunda. Belki seçim dolayısıyla mecliste yapılmayacak ama yine bütçe ihtiyacı söz konusu olacak. Rakamları şeye vurursanız, dolara vurursanız yabancı parayla maalesef hep yetersiz kalıyor. Enflasyonu da hesapladığımız zaman bu senenin bütçesinin de ek bir bütçeye ihtiyaç duyduğu kesin maalesef. Onun için çok detaya girmek istemiyorum. Yani şöyle bir örnek vereyim, teşbihte hata olmaz. Bir bina ile ilgili, bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığı, ne kadar dayanıklı olduğu, işte çevre şartları, zemin vesaire ölçümü yapılır. Betonun durumu analiz edilir, demirin durumu analiz edilir. Statik hesapları yapılır, öyle hesaplanır. Bizim de bütçemizi, ekonomimizi, durumumuzu bu bütçe vesilesiyle görüyoruz. Bu şekilde analiz etmemiz lazım. Ama yıkılmakta olan bir, böyle sallanmakta olan bir binanın artık zemin analizi, statik hesabı falan yapılmaz. O yıkılıyordur, tedbir alınır. Şimdi Türkiye'nin durumu da maalesef böyle. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Maalesef böyle. Çok fazla onun için bu sene rakamlara giremeyeceğim. Bu sene bütçemiz gerçekten sıkıntılı. Ve bu sene enteresan rakamlar var ya. İlk 8 ayda mesela burada bahsetmişsiniz. Geçen yıl da bahsetmiştiniz bu yılda. Mesela geçen yıl diyorsunuz ki bu dönemde küresel tedarik zincirindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim ve istihdam potansiyeli barındıran sektörler desteklenecektir. Bu önemli bir cümle. Ve devam ediyor. Böylece küresel ticaretten alınan payın artırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeflenmektedir. Cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeftir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bu sene cari açık ilk 8 ayda 40 milyara yaklaştı. Yıl sonu için 60 milyar dolarlık bir tahmin yapılıyor. Bu rekor bir cari açık. Ve çok tehlikeli bu. Gerçekten çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Şimdi siz her yıl sunumunuzda küresel ekonomik gelişmelerden bahsediyorsunuz. Bu yıl da öyle. Yalnız bu küresel ekonomik gelişmelerle Türkiye'deki gelişmeleri mezedip
biz bu küresel gelişmelere göre şu tedbirleri alıyoruz. Yani Türkiye tabii ki dışarıdan küresel ekonomik gelişmelerden etkileniyor. Bu etkiler dolayısıyla biz de şu tedbirleri alıyoruz. Mesela bu sene bütün dünyada özellikle gelişmiş ülkeler, lokomotif ülkeler faizlerini artırıyorlar. Enflasyonları yüksek. Biz bunlarla ilgili olarak ne yapıyoruz? Tam tersi işlemler yapıyoruz. Biz de faizleri düşürüyoruz. Şimdi faizleri düşürüyoruz derken doğru yapıyoruz diyeceksiniz. İşte şeyde arkadaşlarımızla konuştular. Büyüme sağladık deniyor. Yüksek bir büyüme. Şimdi eğer değerli arkadaşlar yüksek büyüme sağlıyorsanız bu kadar enflasyonist ortamda, enflasyonla mücadele etmiyorsanız bunun anlamı şudur. Ahlaksızlıkla da mücadele etmiyorsunuz. Güvenlik sorunuyla da mücadele etmiyorsunuz. Pahalılıkla da mücadele etmiyorsunuz. Bütün sorunlarla, sıkıntılarla mücadele etmiyorsunuz demektir. Her yerde öncelik enflasyonla mücadeleye ayrılıyor dünyada, küresel bazda. Biz de tam tersine büyüyelim. Ya büyüyelim de dengeli bir büyüme yok zaten. Ne büyüyor? Finans sektörü büyüyor, bankalar büyüyor. Büyümeyi tercih ediyoruz. Dengesiz bir büyüme, çarpık bir büyüme. Bir taraftan bir taraflarınız büyüyor ama her yer büyümüyor. Bir çarpıklık var. Ama enflasyonla mücadele edilmiyor. Bakın geçen yıl bu zamanlar biz bu sunumu yaptığımızda, görüşmeleri yaparken %19'luk bir enflasyon vardı. Şimdi resmi rakamlara göre %84. Bu %180'leri buluyor başka hesaplara göre. Bu duruma geldi. Enflasyonla mücadele edilmez mi? Enflasyon her türlü sorunun, sıkıntının anası. Enflasyonla mücadele etmeyen bir ekonomi politikamız var. Kur politikamız yanlış. İhracat hedeflerimiz şu bu. Hepsi bu politikayla biliyorsunuz epeyden beri bu politika izleniyor. Nedir bilmiyorum, ortodoks politikalardan vazgeçtik, heterodoks politikalara döndük falan derken garip bir şeye noktaya geldik gerçekten de. Şimdi kur politikası özellikle yanlış olduğu için fiyat istikrarı da sağlanamıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz baş görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını Merkez Bankası nasıl sağlar? Gider piyasadaki fiyatlara mı müdahale eder? Hayır. Dünya fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları benzeştirir, eşitlemeye çalışır. Rekabetçi olmamıza gayret eder. Onu nasıl yapar? Kur politikasıyla yapar. Yani dünyadaki kurla bizdeki kur doğru tespit edilirse, rezerv paralarla bizdeki kur, fiyatlar da dolayısıyla doğru tespit edilmiş olur. Zaman zaman onun üzerinde altında bir kur da tespit edilebilir. Bu sizi rekabetçi yapar. İhracata önem veriyorsanız, ihracat önceliğiniz varsa kuru teşvik edici bir şekilde tespit edersiniz. Anlarım bütün bunları ama şu andaki bizim faiz politikamızda, kur politikamızda yanlış. Bu dış ticaret açığımızdan belli bu. Cari açığımızdan belli. Yani o kadar belli ki rakamlara da giremiyoruz artık. Biraz önce abim Latif Bey söyledi. İlk defa bu yıl ana para ödemelerinden daha fazla faiz ödemesi yaptık. Yapıyoruz, bu hale geldik. Demek ki bunları değiştiren, bunlarda bir yanlışlık var. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. İngiltere'de bir ay yanlış politika izlendi. Merkez Bankası'yla iktidar arasında çelişki oldu. Başbakan gitmek zorunda kaldı. Bunlar çok önemli konular. Bizim de dolayısıyla bu şekilde yaptığımız işi, bu heterodoks mu ortodoks mu demeden yeniden bir düzenlememiz lazım. Bu şekilde gidiş gerçekten yanlış. Şimdi arkadaşlarımız dediler, çarklar dönüyor. Çarklar dönüyor, bir yere kadar, seçime kadar belki bu şekilde gider ama seçimden sonra Türkiye çöker. Bu politikalarla altından kalkamayız. İktidarda kim olursa olsun kalkamaz. Kim olursa olsun.
Ya yapısal reformları yıllarca söyledik, yapalım, yapalım, yapalım dedik. Tamam, yapmadık. Seçimden önce de yapılmasını isteyemeyiz. Bir seçim öncesi kimse yapısal reformlara girip de oy kaybetmek istemez. Onu da anlıyorum ama bu kadar riskli, ülkeyi bu kadar sıkıntıya sokacak politikalar da izlenmez. Şimdi bu politikaların en temelli olanı, bu dönemin en temelli politikası bu kur korumalı mevduat hesabı. Temel politika bu. Kuru da işte baskılayan, ondan sonra şeyi bu faizi vesaire işte o çarkları çeviren politikaları, çarkları çeviren anlayışı seçime kadar götürecek olan politika, iktidarın politikası kur korumalı mevduat hesabı. Buna dayanmış vaziyette. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kur korumalı mevduat hesabı yanlış. Hukuksuz. Hukuki dayanağı yok. Kanunsuz. Şimdi bunu açıklayacağım. Bunu mecliste ilk defa anlatacağım. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz kısaca kur korumalı mevduat hesabı iki kaynaktan ödeniyor. Eğer Türk lirası mevduat hesabı açılmışsa kur korumalıya dayalı, bunu Hazine ve Merkez Bankası bütçeden transfer ediyor. Diğer taraftan eğer dövizi varsa, gerçek veya tüzel kişilerin dövizi varsa, bunlar Türk lirası hesaplara aktarılmışsa, bunlar da Merkez Bankası kaynaklarından ödeniyor. Bu da para basarak ödeniyor tabii. Şimdi Maliye Bakanlığı geçenlerde de torba kanunu görüşülürken 2023 sonuna kadar bu kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili muafiyetlerin uzatılması söz konusuydu. Maliye Bakanlığı geldi, bilgi verdi. O günkü tarih itibariyle 89 milyar liralık bir yük söz konusuydu. Ancak Merkez Bankası yetkilisi yoktu. Daha sonra Sayın Başkan çağırdı, geldi. Bilgi veremem dedi. Çok enteresan. Neden bilgi veremiyor? Yani Maliye Bakanlığı'nın bilgi verdiği bir konuda. Çok dikkatimizi çekti. O konuda bazı çalışmalar yaptık. Şöyle bir durum var. Hukuksuz olduğu, kanunsuz olduğunu gördük. O nedenle bilgi verilmiyormuş. Yoksa rakam vermelerinde bir mahsur yok. Çünkü Maliye Bakanlığı veriyor o rakamı. Aşağı yukarı piyasada bizler de Merkez Bankası'nın yükünü de tahmin ediyoruz. Sorun hukuksuz olması. Şimdi bakın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 14. maddesi var. Burada muafiyet tanımlanıyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 4. maddesinin 3. fıkrasının 1 numaralı bendinin G alt bendi. Hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak diye devam ediyor. Yani bu sistem 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinin 1 numaralı bendinin G alt bendine dayandırılıyor. O nedir? Orada da diyor ki Merkez Bankası şöyle tam olarak okuyayım, yanlışlık olmasın. G, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak Merkez Bankası'nın görevidir. Tamam, görevidir. Dolayısıyla döviz hesaplarının Türk lirasına çevrilmesinde bu bende istinaden bir beis yok. Yani çevrilebilir. Merkez Bankası döviz hesaplarını Türk lirası hesaba çevirirken kur korumalı hesaba yanlış yapmamıştır. Doğrudur diyorum. Ve aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın şeyi de doğrudur. Yaptığı işlem de doğru. Ancak ikinci bir işlem var. Daha sonra bu hesaplardaki meblağlar nemalandırılıyor biliyorsunuz. Yani kurdaki artış kadar ilave nema veriliyor. Bu nemalar bir tanesi demin anlattığım şekilde maliye bütçeden karşılanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunları Türk lirasından doğrudan açılan hesapları bütçeden karşılıyor. Bu da tabii çok önemli.
bu yıl sonu 400 milyar liraya yaklaşacak. Gelecek sene de devam ederse enflasyon da dikkate alındığında bu 1 milyarı da bulabilir. 1 trilyonu da bulabilir. Yani Türkiye için çok riskli bir durum, çok sıkıntılı bir durum. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın ödemesinde büyüklük dışında hukuken bir mahsur yok. Ekonomik olarak yanlış, gelir dağılma açısından yanlış. Dünyada hiçbir ülke bütçesinden, devlet bütçesinden alıp da zenginine birkaç yüz bin kişiye bu paraları vermiyor. Böyle bir şey yok. 258 milyar öngörmüşsünüz bu senenin bütçesinde sosyal yardım olarak. Gelecek sene eğer bu devam ederse 1 trilyon olacak. Bakın yoksula verilen 258 milyar devletten 1 trilyona yakın kaynak aktarılacak. Birkaç yüz bin varlıklıya. Bu ekonomik olarak çok yanlış. Ancak hukuken de şöyle bir yanlışlığı var. Şimdi Merkez Bankası bu hesaplara para aktarırken nasıl yapıyor? Diyor ki kur artışının üzerindeki mevla ben kefil oluyorum diyor bankalara. Teminat gösteriyor, teminat veriyor. Bakın yine 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 56. maddesi var. 56. maddede yapılmayacak işler tanımlanmış. Merkez Bankası'nın yapamayacağı işler, bankanın yapamayacağı işlemler. Ve orada diyor ki her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz diyor Merkez Bankası ve doğrudan kendisiyle ilgili işlemler dışında teminat veremez. Şimdi burada teminat veriliyor, kefil olmuyor bu ödemeler için. Bu hukuksuzdur. Merkez Bankası'nın kendi kanununda yapamayacağı işler sayılmış. Yapacağı işler de sayılmıştır. Bunlar arasında yapamayacağı işlerden biridir. Bakın dönüşüm hesaplarından bahsetmiyorum. Nemalandırılmasıyla ilgili yanlışlıktan bahsediyorum. Ayrıca Merkez Bankası mantığına bakarsak bu ödemeleri nasıl yapıyor Merkez Bankası? Para basarak yapıyor. Merkez Bankası'nın kasası yok ki çıkarıp oradan ödesin. Para basıyor. Para basma bu şekilde olmaz. Para basma, piyasaya sürülmesi de bu şekilde olmaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Bu da hukuksuzdur. Genel mantığına aykırı zaten merkez bankalarının. Dolayısıyla yapılan bu işlem hatalıdır, hukuksuzdur, kanunsuzdur. 5411 Bankacılık Kanunu'nun 144. maddesi var. Orada da ona da dayandırılmış, onunla da ilgisi yok. Orada da faiz oranları ve diğer menfaatler başlıklı bir madde var. Onunla da hiçbir ilgisi yok. Burada bir yetkisizlik var. Ha, bir de 2021'e 14 sayılı tebliğ var. Bunun ikinci maddesi ve beşinci maddesi yine konuyla ilgili gösterilmiş. Nema ödemelerinin konuyla ilgisi yok. Yani kur korumalı mevduat hesabı hukuksuzdur, kanunsuzdur, dayanaksızdır. Burada bir yetkisizlik hali söz konusudur. Yapılan işlem hukuksuzdur. Bunun tekrar bakılması lazım. Ha, bu konuyla ilgili olarak bilmiyorum biz mi bir başka şey mi Danıştay'a da dava açılması gerekebilir konuyla ilgili olarak. Bunu da değerlendireceğiz. İdarenin her türlü işleminin kanuni bir dayanağı olması lazım. İdare her türlü işlemde bir kanuni dayanak arar. Şimdi burada da aranmış ama kanun dayanaklar maalesef yanlış Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Bu dayanaktan, hukuki dayanaktan yoksun. Bunların incelenmesi lazım. İsterseniz gerekli not alınmadıysa arkadaşlarımıza ben yardımcı olurum. Tekrar bakılsın. Çok önemli bir konu çünkü bu. Çünkü tüm politika, ekonomi politikası, kurun, faizin seçimlere kadar devamı üzerine kurulan her şey bu kur korumalı mevduat hesabına dayandırılmış. Dolayısıyla da çok riskli, netameli bir konu haline gelmiş bu. Bunun kanun dayanaktan yoksun olması sizin tarafınızdan da arzu edilmez zannediyorum. Süren bitti mi başkanım? Evet. Zorlamayayım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Diğer eleştirilerini de sona bırakayım ama bir şey söylememe müsaade eder misiniz Sayın Başkanım?
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bu şeyde şunu söyleyeceğim o zaman, sistemle ilgili bir eleştirim olacaktır. Yani bu sistemi böyle kılan da bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bu yapı. Bakın mesela Maliye Bakanlığı'nın görevle bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 217. maddesinde tanımlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır. A. Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak. Hazine ve Maliye Bakanlığı maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olur diyor. Bitti yani. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunları hazırlamıyorsa en fazla sorumlu olan, yetkili olması gereken yer, bu yetki paylaşılıyorsa ekonomi ve maliye politikalarının asıl bir başka tarafta hazırlanması söz konusu, Maliye ve Hazine Bakanlığı bu politikaların hazırlanmasına sadece yardımcı oluyorsa bu iş bitti demektir. Hata buradan başlıyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Emekten sonra hazırlanmaları bakımdan 3 artı 5 artı üyelerimizden şu anda söz talebi Anka mı? Başkanı yardımcısı, Sayın Başkan, çok değerli komisyon üyelerimiz, milletvekillerimiz, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerimizin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu bütçe Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin bu seçim döneminde belki de son bütçesi. Yani bütçe yapma hakkının meclisten alınıp tek bir kişinin iradesine verildiği bütçeyi görüşüyoruz. Son bütçeyi görüşüyoruz. Bütçeler devletin elde ettiği gelirlerin paylaşım metinleridir. Adil bir bölüşüm, paylaşım sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Ancak bugüne kadar yaptığınız bütçeler hiçbir şekilde halkın bütçesi olmadı, adil paylaştırılmadı. Şimdi 2023'te yaptığınız bütçenin de halkın bütçesi olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ve kimlerin bütçesi olduğunu konuşacağız. Son bir yılda ne yaşadık biz? Biraz oradan başlamak istiyorum aslında. Geçen yıl getirdiğiniz 2022 bütçe büyüklüğüne baktığımız zaman 5 Eylül döviz kuruyla 2211 milyar dolar ediyordu bütçemiz. Bütçenin mecliste kabul edildiği 17 Aralık günü ise 108 milyar dolara düştü. Aslında nasıl bir çöküş içerisine girdiğimizin de resmidir bu. Yani hızla devletin bütçesi küçüldü, halkın cebindeki para dolar karşısında eridi, halkımız fakirleşti ve bir anda borç batağına düştü. O nedenle de şimdi torba yasalarla sürekli sicil afları, vergi muafiyetleri getirmek zorunda kalıyorsunuz. Nasıl oldu bu diye baktığımızda, Kasım ayında Cumhurbaşkanı faizi indirip ülkeyi bir döviz şokuna maruz bırakmıştı, hatırlarsınız. İşte o dönemde doların fırlamasıyla birlikte bizim milli paramız, Türk liramız değeri küçüldü. Önce o dönem uygulanan bu yöntemi Çin modeli dediniz. Tutmayınca Türkiye ekonomi modeli olarak tanımladınız ve doları baskılamak için kur korumalı mevduat aracı diye bir araç çıkardınız. Türk lirası hesaplarını ve döviz hesaplarını kur korumalı mevduata çevirenlere Merkez Bankası ve Hazine üzerinden kur farkı sözü verdiniz. Getirdiğiniz kendi bütçenizde 6 ayda bir anda eridi ve ek bütçe getirmek zorunda kaldınız. Zaten iyi bir ekonomi yönetimi yoktu ama son bir yıl içerisinde yaptıklarınızla bu ülkeye, bu ülkenin yoksul insanlarına büyük bir bedel ödettiniz ve hala ödetmeye de devam ediyorsunuz. Faiz düşürdükçe enflasyonun yükseldiği, fiyat istikrarından giderek uzaklaşılan bir süreci yaşamayı da bu ülkeye mahkum ettiniz. Şimdi asgari ücret yaptığınız zamlarla birlikte büyük zamlara rağmen, asgari ücrete yaptığınız zamlara rağmen 7 bin lirayı geçen açlık sınırının altında kalmış durumda. 24 bin liradan az geliri olan bir aile artık yoksulluk sınırı altında yoksul aile olarak tanımlanıyor. Pek tabii her şeyi Rusya-Ukrayna savaşına, enerji krizine, küresel düzeyde yaşanan para politikalarındaki bozulmaya bağlıyorsunuz. Ama hiç ısrarla yürüttüğünüz yanlış ekonomi ve maliye politikalarını gözden geçirmiyorsunuz, sorgulamıyorsunuz. Evet, enerjide dışa bağımlılığımız var.
Ancak dolar kurunu bu şekilde patlatmamış olsaydınız, enerji fiyatlarındaki artış acaba bu kadar yıkıcı olur muydu? Elbette olmazdı. Gıda fiyatları böyle kontrol edilemez bir şekilde uçar mıydı? Şu anda gıda enflasyonu %140'ı geçti. O da olmazdı, evet. O da olmaz, o da olmazdı. Sunumunuzda kur korumalı mevduat sayesinde liralaşmadan bahsettiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Nasıl bir liralaşmadır bu? Bunu bir daha bize bir anlatırsanız çok seviniriz. Çünkü tam tersine dolarizasyon artıyor şu anda Türkiye ekonomisinde. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sürekli kur korumalı mevduatın dolarizasyonu kırdığını ve Türk lirası mevduatları artırdığını ileri sürüyor. Ama gerçekten öyle mi? Merkez Bankası şirketlerin kur risklerini hesaplarken bu mevduatları döviz varlığı olarak kabul etmiyor mu? Öyle kabul ediyor. Kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında açılan mevduatların döviz kuruna endeksli olması nedeniyle de gerçek dolarizasyon oranı şu anda %70.9 oranına yükselmiş durumda. Sizin hesabınız neydi bu yeni, Türkiye ekonomi modelinde ve kur korumalı mevduatı çıkardığınızda? Faiz düşecek, enflasyon düşecek, ihracat patlayacak, cari açık kapanacaktı. Şimdi ihracatı artırmak için ne yapmak lazım? Üretmek lazım, ham madde ithal etmek lazım. Üretmek için ham madde ithal etmek lazım. Tabii öyle de oldu. Şöyle bir bakalım ihracat ve ithalat rakamlarına. Sunumda ithalat rakamlarına hiç değinmemiştiniz. Ocak-Eylül döneminde ihracat geçen yıla göre %17 oranında artarken ithalattaki artış %40.8 olarak gerçekleşmiş. İthalatın, artan ithalatı içindeki en büyük pay da %80.8 ile aramalı ithalat. Aramalı ne demek? Üreticinin üretmek için kullandığı ham madde demek. Elbette ki Türkiye'de aramalı, yani ham madde üretimini hiçbir şekilde desteklemediğiniz için üretici üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyor. Ve ne oluyor? Cari açık, dış ticaret açığı patlıyor. Cari açık bugün 40 milyar dolarlara dayandı, hatta geçti. Yıl sonunda çok daha büyük rakamlara geleceğinde zaten siz kendiniz ifade ettiniz. İhracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda da ithalattaki hızlı artış sonrasında azalmış tabii ki o da. Nasıl olmuş? 2021 yılı Ağustos ayında %81.6 iken bu karşılama oranı, 2022 yılının Ağustos ayında %73.6 seviyesine inmiş. Bu rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı sizin kendi yayınladığınız yıllık raporlardan. Eylül ayında aylık dış ticaret açığı ne olmuş? %298 artmış. %298. Ne olacaktı değerli Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Türkiye 2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Daha da iyi noktalara gidecekti. Peki ne oldu? Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasından çıktık. Bugün 23. sıraya gerilemiş durumdayız. Sizin mücadele etmeniz gereken en önemli, en büyük problem bu ülkede enflasyon. Enflasyon canavarı hatta. Faiz indirerek, arka kapılardan dolar satarak, gizli gizli dolarizasyonu artırarak enflasyonu nasıl düşürmeyi hedefliyorsunuz? Enflasyona bağlı aşırı fiyat artışları ve pahalılık toplumsal bir yara haline almış durumda. Bakın biz neleri konuşuyoruz artık dünyada, ülkemizde. Siz dünyada uzaya çıktınız ama biz bugün Türkiye'de yumurtanın tanesinin 2,5 lira olmasını konuşuyoruz. Çünkü çiftçimiz üretemiyor. Süt fiyatını bile maliyetinin üstünde, süt fiyatını bile veremediniz maliyetinin üstünde. Biz bugün Türkiye'de siz uzaya çıkıyorsunuz ama süt ineklerinin kesilmesini konuşuyoruz. Yani sizin gerçeklerinizle bu ülkenin yaşadığı gerçeklerin arasında dünyalar kadar fark var. Aslında itiraf etmişsiniz bunu. 2022 ekonomik raporunuzda da itirafınız şöyle. Tarıma ne kadar önem verdiğinizi buradaki rakamlar gösteriyor. Rapora göre tarım sektörü yılın ilk yarısında %2.4 oranında daralma kaydetmiş. İlk çeyrekte %1.5 oranında küçülerek gayri safi yurt içi hasıla büyümesine katkıda bulunmayan tarım sektörü.
yani artık büyümeye bir katkısı yok gördüğünüz gibi sayemizde. İkinci çeyrekte %2.9 oranında küçülmüş ve gayri safi yurt içi hasıla daraltıcı yönde 0.1 puan etkide bulunmuş. Bu sizin raporlarınızda. Şimdi tarımda tabii rant yok. Rant başka yerlerde. O nedenle de tarımsal üretim sizin zihniyetinizle biraz küçük görünüyor. Önem vermiyorsunuz. Dünya gıda krizini konuşurken sizin tarımı getirdiğiniz işte nokta maalesef bu ülkede. Büyüme Türkiye ekonomisi. Örneğin büyümeye bakacağım. Ne demişsiniz? 2021 yılında sunumunuzda da var bu. %11.4 oranında büyüdük. Ocak-Haziran 2022 döneminde bir önceki yıla göre de %7.5 büyüdük diye övünüyorsunuz. Peki, büyümek tamam, güzel, bir ülkenin ekonomisinin büyümesi güzel. Bu rakamların doğruluğunu ayrı bir tartışma ama bu büyümeden acaba kimler nasıl bir pay almış, bir de ona bakmak lazım. Aslında şu anda Türkiye'de milyonları kapsayan bir bölüşüm şoku yaşıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız milli gelirden, ekonomik büyümeden payını alamıyor ve gittikçe yoksullaşıyor. Siz ise kaynakları bir avuç zengine dağıtmaya hala devam ediyorsunuz. Gelir dağılımında adalet diye bir şey kalmadı. 2002'de iş gücünün yani çalışanların milli gelirden aldığı paya baktığımızda %29 iken aradan geçen 20 yılda bu 18'e düşmüş. Şimdi kimden alınıp kime verilmiş diye bir oran daha paylaşacağım. Son 2 yılda ücretli çalışanların, işçilerin milli gelirden aldığı pay %11.4 azalırken sermayenin aldığı pay %11.1 büyümüş. Yani ücretliden alınmış, sermayeye transfer edilmiş. Nasıl gitmiş peki, bu transfer nasıl olmuş diye baktığımızda aslında birçok yolu var ama en belki de önemli, en belirgin yollar kur korumalı mevduata giden transferler, faize giden transferler ve garanti ödemelerine giden transferler. Şimdi bakın, bu kur korumalı mevduat hesabına baktığımızda ülkemize bize maliyeti çok yüksek oldu ve bu maliyeti vatandaş ödediği vergilerle finanse ediyor. Ama sizin hiç acımanız yok. Gerçekten bu yoksul insanlara acımanız yok. Şimdi kur korumalı mevduatta ilk vadenin dolduğu Mart ayından bugüne kadar geçen 6 ayda hazineden kur farkı için yapılan destek ödemesinin 88.4 milyar lira olduğunu öğrendik. Geçtiğimiz hafta bütçe komisyonda Merkez Bankası'nın yetkilisi kur korumalı mevduata aktarılan miktarı açıklayamayacağını bildirdi. Biliyorsunuz kur korumalı mevduata hem hazineden hem de Merkez Bankası'ndan aktarım yapılıyor. Ancak Merkez Bankası yetkilisi komisyona gelerek bu miktarı açıklayamayacağını bildirdi. Şimdi şöyle de bir durum var tabii. Merkez Bankası Plan Bütçe Komisyonu'na yılda 2 kere rapor vermek, sunum yapmak zorunda. Böyle bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu varken Merkez Bankası bu bilgiyi bizden sakladı. Bu bilgiyi neden saklanır, neden söylenmez diye sormak istiyorum ama bu sorunun cevabını zannederim Sayın Sözcümüz Bülent Kuşoğlu konuşmasında anlattı. Bu kur korumalı mevduatın hukuki bir dayanağı olmadığını, hukuksuz olduğunu çok detaylı bir şekilde anlattı. Zaten bu süreçte Merkez Bankası da bağımsızlığını kaybettiği için devletin diğer birçok kurumunda olduğu gibi burada da kurumun yapısı bozuldu. Aslında sizin sayenizde koskoca bir devlet geleneği yapısı bozulmuş durumda. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Şimdi banka yetkisi olmadığı halde kur korumalı mevduat hesaplarına kur farklarını ödeyerek devletin kasası haline dönüşmüş bir durumda. Yapılan tahminlere göre de bugün hazineden ve Merkez Bankası'ndan kur korumalıya ödenen kur farkı yaklaşık 300 milyar lirayı buluyor. Yıl sonuna kadar daha da artacağı, hatta önümüzdeki yıl bayağı astronomik rakamlara ulaşacağı görülüyor. Siz ise hala bu modeli uygulamakta ısrarcısınız. Döviz ve altından kur korumalı mevduata geçen şirketlere sağlanan vergi avantajının süresini de geçtiğimiz hafta
torba kanunla 2023 sonuna kadar uzattınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen ay yaptığı açıklamada faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz diyerek rotadan şaşmadığınızı gösterdi. Merkez Bankası da kuzu kuzu indirdi. Şimdi hala Cumhurbaşkanı faizi indirdiğimiz gibi enflasyonu da indireceğiz diyor. Döviz düşecek diyor. Hangi yöntemle başaracaksınız bunu bilemiyorum. 2016'da da milletin elindeki dolarları sattırmıştınız. Böyle bir kampanya yapmıştınız ama hiçbir işe yaramamıştı. Geldiğimiz nokta bu. İkinci bir kara delik kur korumalı mevduat dışında bütçemizde açılan tabii ki garanti ödemeleri. Garanti ödemelerinin çok detayına girmeyeceğim ama doların patlamasıyla birlikte tabii ki köprü, otoyol ve hastanelere giden garanti ödemeleri de patladı birçok kalemde olduğu gibi. 2023'te geçiş garanti ücretlerinin 2-3 kat arttığını görüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde bunları çok daha detaylı dile getireceğiz, konuşacağız. Bütçe ile ilgili öngörüleriniz bugüne kadar hiç tutmadı. İktidarınızın 3 yıllık planlarını gösteren orta vadeli programlar üzerinden bir yıl bile geçmeden güncelliğini ve bir yol haritası olma özelliğini yitiriyor. Hedeflerin hiçbirisini tutturamıyorsunuz. Bu nedenle de ülke olarak hep birlikte karanlığa kurşun sıkıyoruz. Ancak şunu da sorgulamak gerekiyor. Bu hedefleri tutturamama acaba beceriksizlikten mi yoksa bilinçli mi yapılıyor? Bunu da bilemiyorum. Bir sorgulama olarak kayıtlara düşüyorum. Geldiğimiz nokta 2023 yılına geldiğimizde 2022-2024 orta vadeli programda 2022 bütçesi için 1.7 milyar lira öngörmüştünüz. Yine hedefiniz tabii tutmadı. Türk lirasının dolar karşısındaki bu aşırı değer kaybetmesiyle bugün bütçemiz 2023 için açıklanan 4.4 milyara çıktı. İyi güzel büyümüşüz ama biraz da diğer rakamlara bakalım neler büyümüş diye. 2023 bütçe açığı 659 milyar TL olarak belirlenmiş 2023 için. Faiz giderleri 2023'te 565 milyar TL faiz ödeyeceğiz. Aslında faizle karşı olup ülkeyi neredeyse bütçe açığını kapatacak kadar büyük faiz borcunun içine sokmak da büyük bir başarı açıkçası. Bunu da kutlamak lazım. Gelirlere baktığımızda 2023'te beklenen gelir 3.8 trilyon. Elbette ki gelirlerde en büyük payı yaklaşık %85 ile vergi gelirleri oluşturuyor. 3.6 trilyon vergi geliri bekleniyor. Ancak her yıl olduğu gibi yine vergide tabii ki gelir adaletinden söz edemeyeceğiz. Vergi gelirlerinde gelir vergisi ve özel tüketim vergisi en büyük paya sahip. Yine harcamalar üzerinden zengini de dar gelirlisi de aynı vergiyi ödemeye devam edecek. Örneğin ekmek alacak, su alacak, vergi ödeyecek. Ücretlerden vergi kesintileri yapmaya devam edecek. Ama sermayeye vergi muafiyetleri de devam edecek bu süreçte. Şimdi 5 yıldır vergi sisteminde yapısal reform gerekli. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almaya yönelik bir düzenleme yapılmalı diyoruz, dedik ama yani her şey olduğu gibi buna da kulak tıkadınız. Bundan sonra da bunu yapmayacağınız şu önümüzdeki süreçte zaten ortada. O yüzden artık bunu yapın demiyoruz. İktidara geldiğimizde vergi reformunu biz hayata geçireceğiz. Getirdiğiniz bütçedeki gelir ve gider dengesine baktığımızda işte biraz önce konuştuğumuz kara delikleri de değerlendirdiğimizde çok net olarak bu bütçe faiz, borç, kur korumalı mevduat bütçesidir. Garanti ödemeleri bütçesidir. Aynı zamanda bir seçim bütçesidir diyoruz. Ülkenin kaynaklarını tüketme bütçesidir diyoruz. Halkın bütçesi değildir diyoruz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bunun anlamı paramız olmadığına göre kalan varlıklarımızı, hazine arazilerimizi, kıyı alanlarımızı imara açmaya devam edeceğiz. Özelleştirmeler ve satışlara devam edilecek. Bu anlam çıkıyor. Bir de dostlarınıza
avuç açmaya devam edeceksiniz. Tabii hangi bedeller karşılığında bu avuç açılacak, onları da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kalan az bir zamanımda biraz bütçe sunumu konuşmanız üzerinden devam edeceğim. Hızlı bir şekilde. Geçen hafta yaptığınız sunum esnasında harcama tercihlerinizdeki bazı artışları övünerek paylaşmıştınız. Örneğin sunumda sosyal yardım bütçesini 2002 yılı ile kıyaslayıp %73.1 oranında arttırdık dediniz. Cumhurbaşkanının kadının kariyeri çocuk yapmaktır dediği bir ortamda kadının güçlenmesi programı kaynağına %53.2 oranında bir artış gerçekleştirdik dediniz. Kutluyoruz. Sağlığa ayrılan kaynağı %69.1. Tarımsal destek programı için 54 milyar lira çok büyük bir rakam. Asgari ücrete %94 zam. Kamu görevlilerinin, memur emeklilerinin maaşlarına %85. İşte SSK Bağkur emeklilerine %78 oranında kümülatif artış. Şimdi enflasyonun patladığı bir dönemde, halkın yaşadığı enflasyonun %181'e dayandığı bir dönemde bu oranların hiçbir anlamı yok. Bugün asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ortamda aslında hiçbir şeyi arttırmış değilsiniz. Sadece enflasyon rakamlarına göre biraz belki güncelleme yapmışsınız diyebiliriz. Halkımız fakirleşmeye, alım gücü düşmeye devam ediyor. Yine konuşmanızda eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim altyapılarının iyileştirilmesiyle ilgili bir rakam paylaştınız. Başta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini 2022 yılı ödeneğine göre %106 artışla 19.4 milyara yaklaşık liradan yaklaşık 40 milyar liraya yükseltiyoruz dediniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İstanbul'da özellikle depreme karşı güçlendirme nedeniyle yıkılan okulların yerine yeni okullar hala yapılmadı. Şimdi siz parayı, bütçeyi arttırsanız da görevlerimizi yerine getirmedikten sonra bunun ne anlamı var? Bu paralar nerelere harcanıyor diye sormamız lazım. İstanbul'un merkezinde çocuklarını en yakın okula ulaştırmada aileler büyük sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunlar bizlere iletildi. Biz bu sorunları İstanbul Örgütü olarak basın açıklamalarıyla kamuoyuna paylaştık. Öğrencilerin barınma sorunu devam ediyor. Birçok öğrenci yüksek kiralardan dolayı çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Sunumunuzda yurt yatak kapasitesini... Sizi açmış durumdasınız. Bitiriyorum başkanım. Neyi açmışsınız? Bitiriyorum. Bir cümleyle lütfen. Bitiriyorum. Eşit davranmak durumunda. Orada bir, evet. Sunumunuzda yurt yatak kapasitesinin de 825 bin sayısına ulaştığını söylediniz ama gelen bilgilere göre öğrenciler gittikleri yerlerde daha inşaatı bitmemiş yurtlarla karşılaşıyorlar ve zor durumda kalıyorlar. Sayın Başkan lütfen en azından cümlemi tamamlamama bir saniye edin. Ya bütçe görüşmesindeyiz. Yani 22 dakika kullandınız, tamam. Eşit davranmıyorum. Hayır, tamam. Ayrıca akıllı davranmıyorum. Sürenin bittiğiyle ilgili. Ayrıca akıllı davrandığımı söyleyebiliriz. Sürenin bittiğiyle ilgili biraz daha önce uyarı yapsanız. Doğru, orada geciktik. O yüzden son cümle söyleyebiliriz. En azından bir bağlayıcı cümle söyleyeyim yani. Buyurun. Lütfen. Ama siz kendinizi ayarlayacaksınız. Ben sizi uyarmak zorunda değilim. Orada ekranı koyduk. O yüzden bakın karşınızda. Tamam Sayın Başkan, toparlıyorum. Bu ülkedeki yaşanan bu ekonomik sorunların yanında ciddi anlamda temel sorunlar da var. Son cümle şunu söylemek istiyorum. Artık gittikçe devam eden, gittikçe otoriterleşen anlayışınızla bu ülkede artık yargının vesayet altına alındığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ve insan hayatının değersizleştiği süreçler yaşıyoruz. Bunun en önemli göstergesi de Amasra'da kaybettiğimiz 41 madencimiz. Siz bu bütçeyle bu ülkenin bu sorunlarını hiçbir şekilde çözemezsiniz. İnşallah bu sorunları biz kendi iktidarımızda önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Süremiz 20 dakikadır. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Genel üzerinde 20 dakika süremiz vardır. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ama meşguller herhalde kendileri. Değerli arkadaşlar, Kamil Bey'e söz verdim. Cavit Bey, siz neden son dönemlerde gerçekten çok fazla yapıyorsunuz? Neyi yapıyorum başkanım? Müsaade. Neyi yapıyorum? Üniversite hadsiz deme hakkınız yok sizin.
bir haksız yok. Haksızlık yaptığı için söylüyorum. Böyle bir haksız yok. Düzgün bir dil kullanın lütfen. Siz de hukukçusunuz. Bu şekilde bana bir haksız hakkınız yok. Siz bir ülkemize haksız dediğinizde siz kullanmayacaksınız. Ettiği lafı sonradan tersine çevirmeye çalışıyorsunuz. Niye ismini veriyor genel başkanın? Şimdi kim tanıyor genel müdürü? SGK genel müdürü tanıyor. Niye ismini vererek konuşuyor? Karşılaştırdım dedi. Sayın Güven Kuşoğlu. Ne demek istediğinizi anlıyoruz. Size söz vereceğim. O zaman sayın başkanım, ben ama böyle laf atmaya hakkınız yok. Niye? Bilmiyorum. Cevap vermeyecek miyiz? Savunmayacak mıyız? Zamanı gelince 20 dakika söz süreniz olacak. O zaman istediğinizi söylersiniz. Ama her kafadan bir ses çıkarsa burada kaliteli bir tartışma ortamı oluşturamayız. Lütfen rica ederim. Evet, sayın başkanım. Sayın başkanım. Ben Kamil Bey'e söz verdim. Bak bu konuşamıyor. Doğru bir şey söylüyor. Ama diğer tarafı da uyarın sayın başkanım. Yaşar Bey, Yeter ki. Kamil Bey buyurun. Evet, izin verirseniz ben sözlerime başlamak istiyorum arkadaşlar. Cavit Bey izin verir misiniz Kamil Bey konuşmasına başlasın? Cavit Bey, müsaade eder misiniz? Orhan Bey konuşuyor başkanım. Orhan Bey orada evet. Da laf söylüyor. Orhan Bey lütfen. Ya siz avukatı mısınız? Ya konuşma bitti. Sen ne uzatıyorsun Orhan Bey? Özür dilerim. Kamil Bey isterseniz sözü ben Cavit Bey'e vereyim. Sonra size vereyim. İzin yapmıyorum. Teşekkür ederim. Devam edecekseniz sayın başkanım. Orhan Bey konuştu. Ben de ona cevap verdim başkanım. Bu tartışmada özür dilerim. Ben olayım. Tamam. Evet. Tekrar başlatıyorum süreci. Teşekkür ederim sayın başkanım. Geçen günkü bütçe görüşmemizde de tam konuşmaya başladığında nedense size denk geldi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ve değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2000 genellikle unuttuğumuz 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım, sizin bizlere yaptığınız sunuş kitapçığınızda hem sunuşunuzu dikkatle dinledim, not aldım. Hem de konuşmanızdaki verdiğiniz kitapçık üzerinde notlarımı da aldım. Bu konuşmanın üzerinden birkaç hususa önce değinmek istiyorum. Bir kere dikkatimi çekti. Hep 2002 ve 2023 mukayesesi yapıyorsunuz birçok rakamda ve bunu da cari değerler üzerinden yapıyorsunuz. Yani reel bugüne getirilmiş rakamlar değil, 2002'nin rakamıyla 2023 ve bu anlamda da hatta diyorsunuz ki örneğin 2022 yılında 3.1 milyar olan işte yüksek öğretim kurumları bütçesi şöyleydi. 2023'te şöyle buraya çıkarıyoruz. 2002'de Milli Eğitim Bakanlığı şöyleydi. Şöyle yapıyoruz diyorsunuz. Efendim 2002 yılında hükümete geldiğimizde 2002 yılında 1.6 milyar olan sosyal yardım bütçesini 2023'te 258.4 milyar liraya çıkarıyoruz vesaire. Şimdi ben de bu çok toz pembe gelecek bir takım rakamlar belki verdikleriniz ama size bir gerçeği söyleyeyim ben de. Örneğin 2002'de 2.4 milyar TL olan çiftçi borcu 2022'de Ağustos ayı itibariyle 245 milyar lira yani 100 kat artmış Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Vatandaşın 2002'deki borcu, kredi borcu 6.9 milyar lira iken 2022 Ekim ayı itibariyle 205 kat artmış Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. 1 trilyon 417 milyar 26 milyon civarında bir borca çıkmış. Bakın bu rakamlarınıza yine bakıyorum kitapçığınızda verdiğiniz
Örneğin 2018 yılına endekslemişsiniz emtia ve navlun fiyat endeksini küresel anlamda 2018'e endekslenmiş. Bir de grafik var kitapçığın 12. sayfasında. Brent petrol 2022'de 185.3 olmuş, 2018 100 iken. Doğalgaz 213.9 olmuş. Bir artış var dünya piyasalarında. Evet, Brent petrolü doğalgazda. Bize bakıyorum, 2018'i endeksledim. Benzin fiyatı 6.24 liraymış. Onu 100 kabul edersek bugün 333'e çıkmış. Yani verdiğiniz rakamların iki katına yakın. Motorin 5.42'ymiş. 100 kabul edersek bugünkü motorin fiyatı 507'ye çıkmış endekslediğimiz takdirde. Doğalgaz abonelik üzerinden bakarsak 100 kabul edersek 2018'i bizde şu anda 404 olmuş. 4 katına çıkmış. Serbest tüketici üzerinden doğalgaza bakarsak 1105'e çıkmış. Verdiğiniz küresel piyasa rakamları ve enerji fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisi işte bu nedenle bu duruma geldiği kendi içinde çürüten bir kıyaslamayı paylaşmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bir başka husus, işte gelir ve giderdeki 2022 revize bütçesine göre artışlardan bahsediyoruz. İşte cari anlamda giderlerde %57.8, gelirlerde %49.2 artış olmuş. Bir gerçeği daha söyleyeyim size. Örneğin 2022 yılı ek bütçe de dahil olmak üzere başlangıç ödenekleri itibariyle bunun döviz kuru üzerinden dolar karşılığına baktığımızda 2022 yılında başlangıç 1.751 trilyon 750 milyar lira bütçenin karşılığı 191.76 milyar lira dolar. Ek bütçenin o günkü başlangıç ödeneği üzerinden karşılığı 62.21, toplamda 253.97 milyar dolar bir bütçe iken, gider bütçesi iken, 2023'te bize sunduğunuz gider bütçesi 239.94. Yani 14-15 milyar dolar döviz bazında daha düşük. Böyle artış falan diyoruz ama dolar bazında döviz kuru üzerinden gerçek bu. Gelir bütçesi içerisinde de üzerinden de baktığımızda 220.89 milyar dolar imiş 2022'de ek bütçe dahil. 2023'te bu 201.98 milyar dolara düşüyor. Yani 2022'ye kıyasla dolar bazında bütçe büyüklükleri artmamış, azalmış. Bunu da bu konuda da dikkatinizi çekmek istedim. Kaldı ki faiz dışı giderlere bakarsak, faiz dışı giderlerde de %5.8'lik bir azalma söz konusu. Bunu da belirteyim. Büyüyen bir bütçe değil, küçülen bir bütçeyi olduğunu da söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kur korumalı mevduat konusunda çok şey söylendi. Ben de eksik kalmayayım. Bu konudaki düşüncelerimi kısaca paylaşayım. Mesela bugüne kadar 7 aylık dönemde hazineden 84.9 milyar lira faiz ödemişiz kur korumalı mevduata. Bankalardaki kur korumalı mevduat hesabı 1 trilyon 422 milyar lira mevcut durumda. Merkez Bankası'ndan ne ödendiğini maalesef bilemedik. Komisyona Merkez Bankası'nı temsilen gelen arkadaşımız madem yetkili değil, bu konuda bir şey söyleyemiyor, kendisinde bu yetkiyi bulamıyor, niye gelmiş buraya? Bence onun komisyonun salonundan dahi dışarı davet edilmesi gerekirdi. Bu konuda herhangi bir bilgi vermeyecekse ki tahminimiz 200-250 milyar liraya yakın bir kaynak aktarımı söz konusu. Enflasyon örneğin Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, 2022 yılında %9.8 enflasyon hedeflemiş idiniz. 2022 yılı Eylül sonu 83.45. Hatta nedense enflasyonla ilgili verdiğiniz sunuşunuzda ortaya koyduğunuz grafikte de küresel
anlamda enflasyondaki değişimlerden bahsediyorsunuz. Bir nolu grafikte küresel enflasyon oranları. Niye Türkiye'yi buraya koymuyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. İşte 2018'den 2022'ye gelen büyümeler, rakamlardan bahsediyorsunuz ki en büyüğü %10.6. Biz %85 gibi bir TÜİK resmi rakamlarıyla %85. Öbür taraftan ENAP gibi bağımsız bir takım bilimsel araştırma grupları bunu 100 puan daha üzerinde, en az %185 olduğunu ifade ediyor. 2023 hedeflerinizde ilk 10 ekonomiden birisi olmaktan bahsediyor idiniz. Geldiğimiz noktada şu anda 20. sırayı bile yitirmiş durumdayız. Görünen o. Önümüzdeki süreçte 21-22. sıraya düşmemiz işten bile değil, halihazırda bile düşmüş olabiliriz. 2022'de faiz giderleriniz, ki kur korumalı mevduat hariç, 329.8 milyar lira iken 565.6 milyar liraya, %71.5 artış söz konusu. Bütçe açığımıza bakıyoruz. 2022 yılında 278.3 milyar lira öngörmüşsünüz. 2023'te 659,5 milyar liraya %137 bir artıştan bahsediyorsunuz. Oysa aynı dönemde çiftçiye ne verdiniz? Şu ana kadar verdiğiniz topu topu 30 milyar lira. Esnafa verdiğiniz topu topu 7 milyar lira. Sosyal destekler anlamında verdiğiniz 31 milyar lira. 68 milyar liralık bir 311 milyar liralık ilk 9 aydaki faiz yükünün karşılığında verdiğiniz topu topu 68 milyar liradan bahsediyoruz. Tabii çiftçiye gelince bu hep iktidar partisi demeyelim, birinci parti olan AK Parti'den arkadaşlarımız ısrarla vurguluyorlar ama 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla gerçekleşme tahmini 13 trilyon 429 milyar lira. Bunun %1'i yaklaşık 134.3 milyar lira yapar. Yani kanun gereği 134-135 milyar lira en az tarıma destekleme ayırmanız gerekirken, sizin sunuşunuzda da verdiğiniz rakam itibariyle tarımsal desteklemelere ayrılan değer 54 milyar lira. Bu açık bir kanuna aykırılığı sunuşunuzda da ifade etmiş olduğunuzu bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Genellikle de hep 2002 yılıyla karşılaştırmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, 2023 yılı giderlerinde 2002'ye göre %57.8'lik bir artış öngörmüşsünüz. Gelirlerde %49.2, bütçe açığında da %137 olduğunu ifade ettim. Şimdi değerli arkadaşlar, kamu maliyesinin 3 temel amacından bahsederiz. Birincisi ekonomik dengeyi sağlamak, ikincisi gelir dağılımında adaleti sağlamak, üçüncüsü de ekonomik kalkınma, büyüme ve gelişmenin sağlanması. Dolayısıyla bu üç amaca yönelik devletin görevi ekonomik mali politikalara yön vermek. Şimdi ben size soruyorum, bunların hangisi gerçek anlamda sağlanabiliyor? Hani faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek yapılan müdahalelerle bunların hangisini sağladınız? Kamu gelirlerin içinde en büyük paya sahip olan hepimizin bildiği gibi vergi gelirleri. Dolayısıyla kamunun yatırım ve hizmet üretebilmesi için yapacağı harcamaları karşılayabilecek gelire gereksinim var ve vergi gelirleri bu bağlamda ülkemizde genel bütçe gelirleri içinde yaklaşık %86.47 ile en büyük paya sahip bir kısmı, kalemi teşkil ediyor. Anayasamızın 73. maddesi herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacı olduğu ifadelerine yer veriliyor. Yani vergi adaletinden bahsediyor anayasamız. Tabi 55. maddesi de ücrette adaletin sağlanması ile amacıyla devletin adaletli bir ücret elde etmeleri gerektiğinden bahsediyor. Oysa ki bizim vergi gelirlerinin incelediğimizde gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız, yani doğrudan vergilerin toplam vergiler içerisinde %32.27'yi
harcamalar üzerinden alınan vergilerin de yani dolaylı vergilerin de %67.73'ü teşkil ettiğini görüyoruz ki mesela 2021 yılına göre 31.45 olan bu yıl 2023 yılında 32.27, onda bile bir artış söz konusu. Yani dengesizlikte de bir artış söz konusu. Bunun da özellikle gelir vergisi tevkifatı, yani maaş bordromlardan, bordro mahkumlarından dediğimiz çalışanlardan yapılan kesinti, toplam gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin de %44'ünü oluşturuyor. Toplam vergiler içerisindeki payı, vergi gelir içerisinde %13.7'sini oluşturuyor ki bu da adaletsiz bir vergi politikanız olduğunun açık bir göstergesi. Oysa 1998 yılına, hani hep geriye dönüyorsunuz ya, ben de döneyim, 98 yılına döneyim. Bu vergi gelirleri, dolaylı dolaysız vergi gelirleri, doğrudan vergi gelirleri %56.2'ye %43.8'miş. Şimdi tam tersine bir ilişki, çok daha büyüyen bir vergi adaletsizliğinden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde anayasanın 73. maddesine göre vergi adaletinin sağlanmasında mali güç yaklaşımı esas alınıyor gibi olsa da uygulamada ne yazık ki özellikle 2006 yılından itibaren bu mali güç yaklaşımından bahsetmenin pek mümkün olmadığını görüyoruz ve söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardım, tabii bu biz bu, şu ana kadar genellikle hep bütçenin üzerinde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Bütçe rakamları üzerinden konuşuyoruz. 2023 yılı ne olacak, ne bitecek? İşte sosyal yardımlar şu kadar olacak, bu kadar olacak diyoruz ama yani şu 2021 yılı kesin hesabını biz ne zaman görüşeceğiz? Bilemiyorum. Ben 2021 yılı kesin hesabına da baktım. Sunuşunuzda 2021 yılına ait bütçe performans göstergeleri adı altında rakamlar sunmuşsunuz. Yani bu rakamlara baktığımızda efendim işte kesin hesap 2021 yılı hep olumsuz yönlerini göstermemeye çalışan bir sunuştan bahsedebiliriz. Bütçe disiplininden ödün vermeden yapılan harcamalardan bahsetmişsiniz. Ben de dikkatinizi 2021 yılı kesin hesap kanun teklifinizdeki, bizlere sunmuş olduğunuz kanun teklifinizdeki 5. madde üzerinden çekmek istiyorum. Kanun teklifinin 5. maddesi. Madde 5, devlet iç ve dış borçlarından bahseden madde, hazine garantili borçlara ilişkin uygulama sonuçları gibi gibi. İç borç, dış borç, hazine garantili borç. Üçünü toplayarak bir çıkarımda bulundum. 2021'e devreden, 2020'den 2021'e devreden toplam borç 1 trilyon 962 milyar küsuratı da var lira. 2021 yılı ilave olan borç 1 trilyon 950 milyar lira. 2021 yılında ödenen borç 890 milyar lira. 2022'ye devredilen borç toplamı 3 trilyon 21 milyar lira. Yani 1 trilyon 962 milyar lira borç devre olmuş, 3 trilyon 21 milyar lira borcu bir sonraki yıla devretmişsiniz. Yani büyüyen gittikçe artık içinden çıkılmaz hal alan bir borç yükünden bahsediyoruz. 2022'ye devreden toplam borcun 2021 yılından kaynaklı miktarı ise 1 trilyon 59 milyar, 1 trilyon 60 milyar lira civarında. Yani sadece 2021 yılında kesin hesap üzerinden konuşacak olursak sadece 2021 yılında borcumuz yaklaşık 1 trilyon 60 milyar lira bir yıl içerisinde büyümüş. 2021 yılı gider bütçesine bakarsanız başlangıç ödeneği itibariyle 1 trilyon 346 milyar lira gider bütçesi olan bir yılın başlangıç ödeneği itibariyle 1 trilyon 346 milyar lira gider bütçesi olan 2021 yılının içerisinde 1 trilyon 60 milyar lira borç artışı olduğunu görmek gerçekten bizim sizlere az önce ifade ettiğim özellikle
Evet. Kamu maliyesinin üç temel amacından biri olan ekonomik dengenin sağlanması, ekonomik kalkınma, büyüme ve gelişmenin sağlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması anlamında ne kadar gerçekleri yansıtıyor, bunu özellikle bu konuda dikkatinizi çekmek istedim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bu görünen o ki bu yıl bizlerin önüne getirdiğimiz bu bütçe, birçok arkadaşım da değişik vesilelerle üzerinde ısrarla vurgusunu yaptığı gibi bir faiz bütçesi, bir faiz lobilerine kaynak aktaran ve gittikçe büyüyerek kaynak aktaran bir bütçe. Faiz yükünü 565 milyar lira olarak ifade edersek gerçek anlamda bir faiz bütçesi olduğunu söyleyebiliriz. Faiz dışı giderler, daha doğrusu faiz giderlerine bakarsak 2019'da 20 milyar dolar olan faiz yükü dolar bazında 2023'te 30.36 milyar liraya öngörülen faiz yükü, dolar olarak da kur üzerinden baktığımızda da artıyor ki faiz dışı giderlerdeki artış oranının eksi olduğunu, eksi %5.8 olduğunu kur dolar üzerinden ifade edecek olursak mukayeseli uluslararası mukayese üzerinden görebiliriz. Bunu ifade edebiliriz. Sayın Başkanım, sözlerimi bitirdim. Fazla uzatmayacağım. Tabii gönlümüzden geçen isterdi ki bu bütçe ne faiz lobilerini ne efendim sizin bir de şu var, şunu da belirteyim. Yine sunuş kitapçığınızda son cümlem sayın başkan. Diyorsunuz ki işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte şöyle güzel böyle güzel ki bakın işte mega projelerle neler yaptık, neler yapıyoruz. Şu ifadeniz var, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kazanımlarımızı mega projelerle taşlandırdık. Ben merak ediyorum, hangi mega projeden bahsediyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisindeki mega projelerinizden Çanakkale Köprüsü derseniz belki bunu diyeceksiniz. Onun 2017 yılında projelendirilip başladığını ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öncesinde başlamış bir proje olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tekrar bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçta bu bütçe sizin bütçeniz değil, bizim bütçemiz değil, onun bunun bütçesi değil. Bu Türk milletinin bütçesi. İyisiyle, kötüsüyle, artısıyla, eksisiyle bu bütçeyi bizler de hep beraber yaşayacağız. Buradaki bütün milletvekili arkadaşlarım, bütün halkımız, bütün milletimiz. Onun için hayırlı olmasını dileyelim, dileyelim. Sizden de talebimiz gelirlerimizi ve harcamalarımızı en etkin, en verimli kaynaklarımızı israf etmeden doğru yerde, doğru miktarda harcamanız. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, üyelerimizden iki arkadaşımızın söz talebi var. Değerli komisyon üyeleri, 2023 bütçe yasası teklifini incelediğimizde evet, herkes bunun nasıl bir bütçe olduğunu ifade etti. Bunu zaten tanımlamaya gerek yok. Bu tutarsız hesapları, enflasyon ve şişirilen ödenekleriyle borç ve faiz bütçesi. Aynı zamanda tabii ki transfer bütçesi, yani faiz transferleri bütçesi. Yani devlet aslında 2022 yılında vatandaştan topladığı her 100 liralık verginin 14,5 lirasını faize ödemişti. Bu yılda her 100 liralık verginin 17,7 lirası faize girecek. Yani bütçenin %10'dan fazlası faizi sevmediğini söyleyen bu iktidar tarafından faize ayrılmıştır. Bunu bir kere ortaya koyalım. Şimdi buna siz üretim ve istihdam bütçesi diyorsunuz. Yatırım, üretim ve istihdam bütçesi. Ama değerli arkadaşlar, yatırıma ayrılan pay 381 milyar lira, faize ayrılan pay 581 milyar lira. Nerede yatırım bütçesi? Yani bu bütçe şunu gösteriyor aslında, iktidarın ciddi bir hedefi yok. Şu anda en önemli hedef, kamu kaynaklarını hesapsızca harcayıp seçimi kazanabilmek. Dolayısıyla da torba yasayla ve bütçeyle tabii ki
bir takım göz boyayacak şeyler, ifadeler kullanmak. Bütçe gelirlerinin 1.1 trilyonluk kısmı ÖTV, KDV dahil dolaylı vergilerden geldiğini de görüyoruz. Mart-Eylül döneminde konforlu mevduat için hazineden 85 milyar lira çıktı. Temmuz'da ek bütçeye 40 milyar lira kur farkı ödeneği konmuştu ama mecburen bunun da ilk adına ulaşıldı. Şimdi bazı izlenimlerimi ifade etmek isterim bütçeyle ilgili. Vergi istisnaları kısmında ve muafiyetler olarak gelir vergisi, bunlar vergisi, KDV, ÖTV ve diğer istisnalar olarak 994.3 milyar lira. Ama bunun büyük bir kısmı gerçek kişilerin ve şirketlerin kur korumalı mevduatları için vazgeçilen tutarlar. Ama şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. İşçi ve işveren sendikaları vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, enflasyon ve zamlar dolayısıyla yılın ikinci yarısından itibaren ellerine bir şey geçmediğini söylüyorlardı. Ama kur korumalı mevduata bu istisnaları getiren iktidar onlara hiç taleplerini yerine getirmedi ve duyarsız davrandı. Şimdi başka neler azaltıyor bütçenin gelirlerini veya bütçe açığı yaratıyor? Kamu ve özel işbirliği projeleri yine bütçede büyük bir yer tutuyor. Şehir hastanelerine hizmet alımı için geçen yıl 8 milyar küsürden bu yıl 18 milyar liraya, kira ödemesi yatırımların kullanım bedeli olarak 17'den 27 milyar liraya çıkan bir rakam görüyoruz. Yine otoyol, köprü, tünel ve bunun gibi 2022'de 23.65 milyar liradan 2023'te 53.75 milyar liraya çıktığını da yine görüyoruz. Burada kitlerin de zarar ettiği aşikar. Varlık fonuna devredilmişlerdi. BOTAŞ, devlet demir yolları, FDT, Toprak Malzeme Ofisi ve Çaykur. Bunlar için 360 milyar lira hazineden bir miktar ayrılıyor. Aktarılmazsa zaten ayakta duramayacaklar. Şimdi görev zararı denmiyor da artık borç verme kalemi tutuluyor. Yine seçim vaatleri için cari transferlerde 1.7 trilyon. Bütçenin yarısına yaklaşmış, karşılıyor. Bu durumda bütçe açıklarının genel sebepleri olarak iç ve dış borç faiz yükleri, kur korumalı mevduatın bütçeye yükü, ki sadece Mart-Eylül döneminde bütçeye 85 milyar lira yük getirmişti. Yine kit açıklarının bütçeye yansımaları, işte köprü, hastane, bunların şişen kur farkları ve ödemeli, garanti ödemeleri ve seçim ekonomisi, para basma, bunlar da sanılabilir. Şimdi buradan şunu ifade etmek isterim. Az önce Sayın Nilgün Ök buradaydı ve hep iyi göstermeye çalışıyordu. Belki kendisince haklı olarak ama hatta dedi ki Milli Eğitim'de yaptığımız yatırımlar gelecekte karşımıza çıkacak. Ya 20 yıldır çıkmadı, 20 yıldır ne yaptınız da şimdi bundan sonra ne bekliyorsunuz? Ayrıca eğitime ayrılan böyle önemli bir pay yok. Yatırım, eğitim yatırımlarına ayrılan pay ya. Diğer personel giderlerini lütfen karıştırmayın ve her neresinden bakarsanız bakın ki eğitim bütçesinde söyleyeceğim, kesinlikle artan değil azalan bir seyir var orada değerli arkadaşlar. Yine bir başka nokta, o da şu, kur korumalı mevduatta bakın yatırımcıların beklentisi, kurun artacak olması, kur artmayacak diye düşündüğünde ve şu anda bir de piyasadaki faiz oranları %19,5 hatta 25'lere varan bir faiz ortalaması var piyasada. Hani her an buraya kaçabilir. O zaman da nasıl bir çıkış yolu izleyeceğinizi açıkçası ben de merak ediyorum. Çok söz var ama süre 5 dakika. Bakanlıklarla konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Daha bir bütçesi 2001 kesim hesaplarını görüşüyoruz. Her bütçeye adettir. Bir at konulur. İşte zenginleşme bütçesi, uçma bütçesi, Türkiye yüzyılı bütçesi filan. Bu bütçeye ne denir? Biraz evvel Sayın Bakanımız şöyle bir tanım yaptı. Gelir dengesini iyice derin, bozukluğunu iyice derinleştiren bir bütçe. Ne diyebiliriz? Hamaset bütçesi diyebilir miyiz? Bindiği dalı kesen bütçe filan denilebilir. Niye hamaset bütçesi dedim? Şimdi Sayın Bakan bir ekonomi, yani teknik bir sunum yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Teknik bir sunum yapıyor. Yani bütçe sunuyor rakamlarla, ne olacak programlarla filan. Yani sanki bütçe değil bir propaganda broşürü. Yerli ve milli politikalarla. Günü kurtarmanın değil, ya KKM nedir? KKM, kur, kura endeksli mevduatlar nedir arkadaşlar? Yani günü kurtarmadan başka ne olabilir yani?
İçeride ve dışarıdan milletimizin çıkarına ters düşen dayatmalara karşı durarak rotamızı daima istikrardan yana kullandık. Vesayetler, darbeler, terör avları, spekülatif saldırılar ya da yaptırım tehditleri bizi idarelerimizden asla koparmadı. Yani böyle devam ediyor. Ama sen. Ya bunlar denir mi? Yani denir ama bütçede denmez. Çünkü baştan sona bunlardan ibaret. Değerli arkadaşlar, yani böyle bir bütçe üzerinde konuşuyoruz. Bu bütçenin gerçeklikle çok fazla bir ilgisi yok. Programlarınızın, yani şu anda uyguladığınız programın gerçeklikle ilgisi olmadığı gibi. Bakın başka ne diyor o Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Diyor ki bu bütçe, yani gel baktığımız zaman işçisinden işverenine, emeklisinden çiftçisine, sağlık personelinden polislerimize, genç ve yaşlı toplumun tüm kesimlerinin kapsadığını, 85 milyonun kapsadığını iddia ediyor. Ya öyle değil. Sizin yaptığınız işler zaten öyle değil. Siz işçisine, garibana bir şey verirken bile sadece onu bir araç olarak kullanıyorsunuz. Daha varsıyla daha zengine veriyorsunuz. Bir tane örnek vereyim size. Geçenlerde hani sen Cumhurbaşkanı ilan etti dedi ki işte biz 2000 lira kadar olan borçları siliyoruz falan dedi. Bir baktık ki bu silme şirketlerin isteğine bağlıymış. Onu bıraktım. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların 2000 lirası silindi ya. Ya bir baktık ki orada yarısını bütçeden ödeyeceğiz. Oradaki şeyin yarısını bütçeden ödeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, varlık yönetim şirketleri hiçbir firma varlık yönetim şirketlerine %30'dan fazla vermiyor. %10'la 20'yle veriyor. Sorduk, zaten alabilseydi o alacağını %20'yle alacaktı. %50'sini vereceğiz. Yani siz gerçekten garibana vereceğiz derken bile varlıklıya bir kıyak yapıyorsunuz. Şimdi başka bir yerinde diyor ki işte bir sürü şeye bağlıyor, hani ekonomide kötü gidişi bir süreden beri kabul ediyorlar ama bunların hepsini işte bir takım gerekçeleri, işte Covid pandemisi vardı, savaş var, dış güçler var, işte şu geldi, bu geldi, bunlara bağlıyorlar. Son zamanlarda da şöyle bir şey ortaya çıktı. Sayın Bakan'ın sunumunda da var. İşte Birleşmiş Milletler Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası filan diyorlarmış ki aman faiz yükseltmeyin diyorlarmış güya. Ya öyle değil diyorlarmış. Dolayısıyla Erdoğanizm dediğimiz ya da Erdoğanomics diye yazılan bu teoriye katkı, dünyadan katkı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Aman siz neyini yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye bize söylüyorlar falan diyor. Burada da onu diyor. Onlar diyorlar ki aman faizi, ya onlar faizi arttırmayın falan öyle bir şey demiyorlar. Bu kadar hızlı bir şekilde artırılırsa bir resesyon ortaya çıkar diye dünya ekonomilerini ve ülkeleri uyarıyorlar. Yani yaptıkları şey budur. Niye bunları söylüyorum? Gerekçesinden rakamlarına kadar problemli bir bütçe bu değerli arkadaşlar. Şimdi bir yerde diyor ki 2021 için son yılların en yüksek büyüme hızı. Ya arkadaşlar, ya baz etkisi diye bir şey var ya. Ondan önceki yıl nasıl düştü, nasıl çakıldık, niye çakıldık hep biliyoruz. Kimse size demiyor ki 2021'de niye düşüktü. Çünkü problemler belliydi, pandemi belliydi, her şey böyleydi. Yani şimdi ondan sonra %11 işte büyüdü. Son yılların en büyük büyümesi işte. Hikayeler anlatılacak, romanlar yazılacak, şiirler yazılacak. Böyle değil. Böyle değil ya, yapmayın yani, bu millet bu kadar şey değil ki, yani hamaset dinleyecek değil ki. Yani bir de gelirler falan, büyümeyi anlatıyorsunuz. Ya bir bakın büyüme kalemlerine, bir bakın ya. Büyüme kalemleri, aslında sizin büyüme kalemlerini bir inceleyin, gelir kalemlerini falan bir inceleyin. O uygulamakta olduğunuz ekonomik modelin ne olduğunu açık bir şekilde koyuyor. Sayın Bakan gelir kalemlerini, gelirleri yazmış. Bütçenin gelir, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçenin gelirlerini yazmış ama kalemleri yazmamış. En büyük kalem nedir arkadaşlar? İthalatta alınan KDV, en büyük kalem o. Zaten ithalat ve ihracat arasındaki büyük fark, en büyük problemimiz de budur. Bunu bir defa koymuyor oraya. Ve gelecek yıllara da bir projeksiyon yaptığınız zaman aynı şey. 2023'te de bakıyoruz 900 milyar TL'ye kadar gidiyor ithalatta alınacak vergi, KDV. Yani siz ithalatla büyüyorsunuz ve bu büyümenin ne anlama geldiğini biraz sonra vaktim kalırsa birkaç cümleyi de söylemeye çalışacağım.
şimdi cari açık işlemler açığını düzelteceğiz falan gibi cümleler var. Arkadaşlar ya şu anda uygulanan ekonomik politika ile cari açıklar dengesi nasıl düzelteceksiniz? Nasıl şey geçecek? Bunlar tartışılır. Başka bir yerinde diyor ki arkadaşlar gülersiniz. Şeffaf bir bütçe diyor. Şeffaf. Neresi şeffaf? Bir tane rakam ve benden önceki konuşmacılar da sordu. Bundan sonrakiler de soracaklardır. Ya burada şeffaf bütçeyle ilgili en önemli kalemi geçen bir kanun yaparken Merkez Bankası'ndan gelen temsilciye sorduk. Açıklamadı. Neyi açıklamadı? Biz kanun yapıyoruz. Yani Türkiye birkaç yüz milyar para bir yerden bir yere gidecek ya da gitmeyecek. Bunu öngörecek bir kanun yapıyoruz ve en önemli rakamı istiyoruz. KKM ile kurla endeksli mevduatlarla Merkez Bankası'ndan ne kadar döviz farkı ödeyeceksin? Söylemem diyor bunu. Ya nasıl anlamıyorum. Bunu kime dayanarak söylemiyor? Size de dayanarak söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Size güvenerek söylemiyor. Ve ondan sonra da şeffaf bir bütçe yapıyorsunuz. Şeffaflık falan yok. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Değerli arkadaşlarım, şimdi borçlanma faizlerle ilgili şeyler var. İşte faizleri, borçlanma faizleriyle ilgili yıllara sahip şey anlatılmış, iyiye doğru gidildiği falan söyleniyor. Ya arkadaşlar yapmayın, etmeyin ya. Borçlanma yani içeride Türk lirası borçladınız, para basıp ödediniz falan bu değil. Dolar dışarıdan ne alıyorsunuz? Hatta içeriden dolarla borçlanırken kaç veriyorsunuz? Ya %11, CDS dediğimiz rakam 900'lere çıktı, şimdi 800'lerde. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, yani insanların gözünün içine baka baka böyle konuşulmaz ki. Ben yalan konuşuyorsunuz şeyini kullanmıyorum, doğru konuşmuyorsunuz. Çünkü mahkemelerde başımız derde giriyor. Sayın Bakan'la da başım derde girdi mahkemede. Ama çok şükür Ankara'da yargıçlar var, Yargıtay'dan geri döndü. Sayın Bakan parayı hazırla geri alacağım yani, icraya verdim sizi. Evet, benden bir miktar para aldı, sonra kazandım, şimdi geri alacağım o paraları. Doğru söylemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlar yakışmaz size. 20 yıllık iktidar, daha 20 yılda yöneteceğiz diyenlere bunlar yakışmaz değerli arkadaşlarım, ama maalesef bunları söylüyorsunuz. Bakın, bir yerde güzel bir şey yapmışsınız. Öğrencilere yapacağınız yardımlarla ilgili 1 milyar liraya paraya kadar döküm vermişsiniz işte. Neler yapacaksınız? 41 milyar kredilere, şu kadar milyar şunlara. Ne güzel. Ama gelir kalemlerinde ithalattan alacağınız şeyi yazmıyorsunuz. Efendim KKM'ye ödenecek Merkez Bankası'nın vereceği parayı yazmıyorsunuz. Niye yazmıyorsunuz? İşinize gelmiyor. Temel'in hesabı. İstanbul'da geleyim de beni asacaksın der ya yargıça. Temel'in meşhur hesabı bu şekilde yapıyorsunuz. Başka kalemlerde sakladığınız bir sürü şeyler var şeffaf bütçede. Mesela şehir hastanelerine ne kadar para ödeyeceksiniz garantilerden dolayı? Gelir garantilerden dolayı bunlar yok. Başka bir şey söyleyeyim. EYT çıkaracaksınız Sayın Bakan. EYT çıkacak. Biz de yıllardan beri şey yaptık, destekliyoruz. Çıkmayacak mı? Niye başını şöyle sallıyorsun? Çıkacak. Peki 583 milyar lira ayırmışsınız sosyal güvenlik kurumlarına transfer. EYT çıkarsa ne kadar daha para gerekir? Niye bunları saklıyorsunuz Sayın Bakan? Ya gerçekten sizden sonra gelen hükümete enkaz bile bırakmayacaksınız. Bu bütçe aslında bunu gösteren bir bütçe aynı zamanda değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız. Şimdi değerli arkadaşlarımız, siz ne yapıyorsunuz? Bir kısaca bir şekilde özetleyelim. Niye bunlar bu hale geldi? Bunu biraz özetlemek gerekiyor. Nasıl geldik bu Türkiye ekonomik modeline? Değerli arkadaşlarım, aslında bunun altında şimdi benden beklemeyeceğiz bir şey var. Ta 2002'lerle 2011'ler arasında uygulamış olduğunuz yanlış ekonomik politikalar yatıyor ha. Yani o zaman çok doğruydunuz da sonra yanlış değil. O zaman yanlışla başladınız. Neydi yanlışınız? Kemal Derviş yıkılan, dağılan bir ekonomiyi onarmak için bir IMF destekli bir program yaptı. Bu program en fazla 18 ay, 24 ay devam edecekken siz 10 seneden fazla bu programı uyguladınız. Bu program nasıl bir programdı biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bu program dışarıdan gelen, bu arada sıcak para da dünyada akıyordu, paralara dayanan bir programdı. Faiz yükseltildi, enflasyon da düştü,
dolar kurunda düştü, insanlar dışarıdan aldılar, buna dayalı bir büyüme devam etti ve Türkiye'nin yıllardan beri biriktirmiş olduğu her şeyi, fabrikalarını sattı. Bakın o dönemde bu uyguladığınız politikalardan dolayı Türkiye'deki fabrikalar özelleştirildi, saçıldı. Geçen gün Sayın Genel Başkanımız söyledi, Sivas Demirçelik. Daha neler saçıldı? Bulgaristan'a, Romanya'ya, Kahire'ye fabrikalar gitti bu uyguladığınız politikalardan dolayı. Tıkandınız, ondan sonra şimdi geldiniz işte en son Türkiye ekonomik model. Peki nedir bu Türkiye ekonomik modeli arkadaşlar? Niye dayanıyor? Ne yapıyorsunuz siz de Türkiye ekonomik modeli olarak? Yani ben baştan temeli 2002 ile 2010 arasında atıldı. Daha sonra 2015'ten sonra ve özellikle de 2018'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı işte başbakanlıktan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Londra'ya gidip işte ben heterodoksisi sonra keşfettiler. Kitaplara baktılar acaba bizim yaptığımızda ne atabileceğiz diye. Heterodoksi, neuroekonomi falan bir takım şeyler buldular. Ama orada gitti dedi ki ben faizi düşüreceğim kardeşim ya faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur dedi. Ama esasen nedir yani böyle bir şey mümkün mü? Bu arkadaşlar aslında neoliberal şeyde uyar, İtalya temelci politikalardan başka bir şey değil. Yani senin nereden battığını keşfetmişsin. İhracatla ithalat arasında büyük bir dengesizlik var. Ben içeride üretirken, ihracat yaparken bile korkunç bir şekilde dışarıdan alıyorum. İşte bu senenin ihracat ve ithalat rakamları, dış ticaret açığı ortada arkadaşlar. Yani 260 küsur milyar şeyimiz var, 370 milyar ihracatımız var, 260 milyar da ithalatımız var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bunu değiştirmemiz gerekiyor. İçeride bazı şeyler üretmemiz lazım, dışarıya satmamız lazım filan dediniz. Ama bunun yapılabilmesi için ithal ikameci politikaların diğer argümanları da yapmamız lazım. Onları yok ettiniz. Yani kim üretecek ara ürünleri? Yani kim üretecek? Ya arkadaşlar siz 12-13 milyar dolarlık paslanmış demir alıp burada getirdiğiniz çöpleri falan saymıyorum. Burada demir üretirken siz kendi demir cevherden demir işleme kapasitelerinizi yok ettiniz. Ar-Ge'nizi de teknolojinizi de yok ettiniz. Bunu yapabilmeniz için en az 10 sene ihtiyacınız var. Ne oldu şimdi bütün bunları yapınca? İşte büyüme duruyor. Büyümeye de inanıyorsun çok şekilde. Büyüme olmadan olmaz. Bakanlar var. Biz büyümeyle seçim kazanıyoruz. O zaman büyüme devam etmesi gerekiyor. Sayın Albayrak nerelerde şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. İşte onun zamanında Albayrak'a yüklendi garibana. Dolarla borçlandı. Para lazım. Parasız bir şey olmaz. Bizde para problemi var yani. İhracat ve ithalat arasındaki dengeyi parayla kapatacağız. İçeride tasarruf yok. Nereden gelecek bu paralar? Borçla gelmiyor. Gelmiyor değerli arkadaşlar. Son 3 senede 7 milyara yakın Türk kağıtları sattılar da dışarı çıktılar yabancılar. Böyle bir şey yok. Para gelmiyor. Para borçlanmaya, bir yerlerden borç bulmaya çalışıldı. Yani gelen borçlarla bir şeyler yapabiliriz diye çalışıldı. Olmadı. Ne yaptı? Büyümeyi de yapmamız lazım. İşte kredi garanti fonu. Çok övdünüz. Ya şu anda en son yaşadığımız krizin temelinde kredi garanti fonu var değerli arkadaşlarımız. Orada verilen krediler var. Ucuz krediler verdiniz. İnsanlar o paraları aldı. Sizin geleceğinizi de görmüyordu. Ekonomik politikalarınıza inanmadığı için gitti. Dolar aldı, döviz aldı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bütün daha sonraki hepsini söylediler ve kime yüklediler bunları? Berat Albayrak'a yüklediler. Adam gitti. Peki ondan sonraki gelenler ne yaptı? En son uzatmayın 5 dakika şeyim kaldı. Ondan sonrakiler ne yaptı? KKM'yi icat etti. KKM ne biliyor musunuz? KKM kendi dolarını basmaktı. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ya sen Cumhurbaşkanı yardım. Koca sarayda oturup koca Cumhurbaşkanı bu kadar heyet milleti kandırmak için bunu mu buldunuz? Kim bunu kakaladı bize ya bu millete? KKM saklı dolar basmaktı değerli arkadaşlar. Dolarizasyonun şahıdır KKM. Niye sahte dolarla basmaktı? Berat Albayrak dolarla borç alıyor. %7'ydi falan. Şimdi dolarla borç almaya kalktığınız zaman %11 ile bulamıyorsun. 800 CDS puanı. 800 değerli arkadaşlar. Niye öyledir KKM? Niye öyledir? Öyledir değerli arkadaşlar. Dolar yükseliyor, tepeye çıktı. Dolar varlıklarınızı, Türk lirası varlıklarınızı getirin. Şu andaki dolar şeyini yazalım. Ondan sonra milletin cebinden bize verecek. Biz size para vereceğiz. Ne vereceğiz? Evet, dolar farkını Türk parası getirmişseniz hazine verecek
getirmiş ve dolar getirmişsiniz, döviz getirmişsiniz. Merkez Bankası verecek sadece onunla değil, daha başka ne bunu yapacağız? Vergi de alacağız bunlardan. Değerli arkadaşlarım, siz %12 faize, şu anda 10,5 faize nasıl buna aykırı derken nasıl bir faiz getirdiniz biliyor musunuz? Bu ay ne vereceksiniz bilmiyorum ama Temmuz ayında %70 civarında şey ödediniz, faiz ödediniz Hakan Bey. Ha faiz değil getirdim. Ya etmeyin ya. Arkadaşlar ya, yukarıdaki mi nasıl kandıracaksınız? Beni kandırın. Ben sizi seviyorum. Getir dediniz, getir. Faiz demediniz. Kurtardınız mı ya? Peki millet ne oldu arkadaşlar? Bunlarla biz büyüyoruz. Peki büyüyorsunuz da nasıl büyüyoruz? Abdullah Atık Bakanımızın söylediği şeyi geleyim. Nasıl büyüyorsunuz? Ne oluyor? Rakamlara bir baktınız mı? Son zamanlarda borsada ne oluyor? Ha, borsada yapılan yolsuzluğu falan söylemiyor. Oradaki soygunu söylemiyor. Borsa, banka hisseleri nasıl büyüdü arkadaşlar? Niye geldiler? Önce yabancılar geldiler, 500 milyon dolar yatırdılar, yerlilerde bir şey vardı, hücum ettiler. Sonra onları da batırdılar. Niye böyle oldu? Çünkü bankalar korkunç bir şekilde zenginlendiler. %200, 300, 400 kar ettiler. Niye ettiler? Çünkü Merkez Bankası politika faiziyle onlara para veriyor. %12 ile neyse para veriyor. Gidiyor o parayı %30'la, %35'le satıyor arkadaşlar. Bir bakın şirket karlılıklarına bir bakın Allah aşkına. %1600'le kazanan var. Büyük bir isimleri saymayan şirketlerde. 1500'le, %200'le 5. Bu şirket karları var, banka karları var, gariban. Garibana da verdik şu kadar, asgari ücret verdik. Memura da şu kadar verdik. Ya verdiniz de iki ayda yanmadı. Onu verdiğiniz paralar arttı. Çok çabuk hemen o ay vergi dilimine girdi. Onun için bir düzenleme getirmediniz. Yaptığınız gariban için düzenleme yapıyoruz diye getirdiğiniz şeylerde gittiniz. Garibanı orada çarptınız. Gene varlık denetim şirketlerine para verdiniz. Böyle bir büyüme. Değerli arkadaşlarım bakın bu çürüme sadece böyle ekonomik falan değil. Bu çürüme bütünüyle. Bakın üniversitede bir şeyiniz yok. Yani kimseyle lütfen alay etmeyin. Üniversitede bir şey kalmadı. Geçen bir bina yıkıldı. Gülecektim filan ama sonra yani alamadım ama ağlayacak gibi oldum ya. Üniversiteler attım. Üniversite bir şey kaldı. Her yere üniversite atıyoruz İbrahim. Kars'a açtık, Ağrı'ya açtık, Van'a açtık. Ya arkadaşlar ben gittim ilimizi söylemeyeyim. Psikoloji bölümü açılmış. Ya o ilde lise öğretmeni bile psikoloji mezunu bir lise öğretmeni yok. Bir sosyoloji mezunu öğretmen var. 3-4 tane de ilahiyat mezunu öğretmen var. Lise öğretmeni var. E o ilahiyatta işte bir dönemli, bir sömestrinde bir psikoloji okumuşlar. Dolayısıyla bunlar psikoloji dersi veriyorlar ve psikolog mezun ediyorsunuz üniversitelerde arkadaşlar. Çürüdük. Bakın son zamanlarda yani KPSS'den başlayın da İBB'deki soyguna kadar işte bilmem ne paraları kaçıran adamlardan çiftlik bilmem nelerine kadar. Ya gidiyor ülke gidiyor. Ya yargı sistemi gidiyor dökülüyoruz. Vallahi çürüdük değerli arkadaşlarım. Gerçekten önünüze bakın. Ya bu ülke bizim ülkemiz ya. Biz geçtik siz geçtiniz hiç önemli değil. Biz geçince ne yapacağız? Büyük korkunç bir enkaz bırakıyorsunuz. Eğer hep beraber, eğer bir seferberlik şeklinde bu ekonomiyi, bu ülkeyi ele almazsak, bakın bu ülke elimizde kalmaz, çoluk çocuğumuza bir ülke bırakamayız. Sadece ekonomi değil, bu gidiş, bu toplumun birbirini yemesine kadar gider. Allah korusun değerli arkadaşlarım. İlle de iktidarda kalacağız diye. Bakın ağzınızla kuş tutsanız bile, Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin. Ya biraz dinlensin, ağzıyla kuş tutsa bile artık ekonomi, dünya, burası, çocuklar, kimse. Ya bırak bana işte %20-30, bitiriyorum beni, bitiriyorum. Bir kendisine inananların kendisini alkışlamalarını, işte gül şeylerini boğmalarına bakmayın. Kimse ona inanmaz. En doğru politikalar gelsin uygulasın. Neyse o en doğru politikalar bilmiyorum. Faiz arttırmaktır en doğru politikalar demiyorum ben değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz sözüme başlarken 2002 ile 2011'de uygulanan politikaların şu anda yaşamakta olduğumuz ekonomik sıkıntının temelinde bulunduğunu söyledim. Sayın Abdullah Atık şeyler de bundan sonra onu yapmayın ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı bitiriyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık bir güveni kalmamıştır. Dolayısıyla bıraksın çekilsin. Size bir delikanlı gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız aday olsun. Bir şekilde ülke bir derin nefes alsın, rahatlasın. Değerli arkadaşlar şimdi ya o çoluk teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan
Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli milletvekilleri, sevgili bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 bütçesinin ülkemize eşitlik, adalet ve özgürlük getirmesini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu bütçe zengini abat eden, emekçiyi berbat eden bir bütçedir. İktidarın da son bütçesidir. Biz bütçeyi, belirli rakamları, tabloları konuştuğumuz bir süreç olarak görmüyoruz. Bütçe sürecini iktidarın ülkeyi nasıl yönettiğini gösterdiği, muhalefetin de nasıl bir ülke için çabaladığını gösterdiği bir süreç olarak kavruyoruz. Kişi başına milli gelirin 10 bin doları geçmeyen, orta gelir tuzağına düşmüş, adalet ve demokrasi karnesi zayıf, üniversiteleri birim üretmeyen, ihracatının ancak %3'ü yüksek teknoloji ürünlerinden oluşan, eğitim sistemi sorunlu ve kadının istihdamda yerini alamadığı bir ülkeyiz. Bunları değiştirmek zorundayız. Yani yapacak çok işimiz var. Hal böyleyken hazırlanan bütçelerin bu temel sorunları ciddiyetle ele alıp kaynak dağılımını ona göre yapması gerekiyor. Ancak iktidar ne yapıyor? Enflasyon vatandaşın iliklerine kadar var ama enflasyon ile mücadele yok. Kur korumalı mevduat ile mevduat sahibini korumak var ama kurun kendisini korumak yok. Bir merkez bankamız var ama bir para politikamız yok. Fiyat istikrar komitemiz var ama bir fiyat istikrarımız yok. Açlık sınırı bir önceki aya göre 556 lira artarak 8.223 TL'ye çıktı. Türkiye'de açlık ve yoksulluk artıyor arkadaşlar. Takipteki borç miktarı 30 milyar lirayı aştı. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaş borçlarını ödeyemez hale geldi. İcra dosyası sayısı 24 milyonu buldu. Vatandaş borç batağında, evine haciz geliyor. AKP'nin bir tane ekonomiyi düzeltecek politikası yok. Hazırladığınız bütçeleri için çok söze gerek de yok. Hepsiyle gelir dağılımını hunharca bozdunuz. Yoksulluğu katmerlediniz. Beşli çete yarattınız. Toplumsal zenginliğimizi onlara altın tepside sundunuz. Faiz baronlarını abat ettiniz. Bütçe gelirlerinin önemli bir bölümü doğrudan ya da dolaylı vergilerle halktan toplanmasına rağmen yapılan kamu harcamalarında en az payı yoksul halk kesimleri ve emekçiler alıyor. Patronlara yönelik olarak getirilen vergi istisnaları ve sigorta prim destekleri iktidarın ekonomi politikalarının olmazsa olmazı olarak her yıl artarak yenileniyor. Son 3 yılda işsizlere 23 milyar lira işsizlik ödeneği verilirken işverenlere 58 milyar lira teşvik ve destek sağlandı. Kayıtlı işsizlerin sadece %13'ü işsizlik ödeneği alabilirken işverenlere 58 milyar lira teşvik verilmesi işçinin parasının sermaye transferi değil midir? Bu yılda faiz bütçesi hazırlama geleneğini sürdürüyorsunuz. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti faiz konusunda? Faizi savunanla beraber olamam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyona mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada demişti. Birbiri ardına Merkez Bankası başkanlarını değiştirerek işçi ve tüm üreticileri sürünecekleri gelirlere mahkum ederek ihracatı artıracağını düşündüğü faiz indirimlerini dayatmaktaydı. Oysa 2023 bütçesinin büyük kısmı faiz ödemelerine gidiyor. Bir başka tartışmasız gerçek, Ukrayna Savaşı ve sonuçlarının körüklediği vahşi kapitalizmin dünya ölçüsünde yayılmakta olan kriz koşullarında özellikle enerji ve gıda ama bütün ürünlerin fiyatlarının katlanmakta olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye enerji, ham madde ve döviz çıkmazı büyüyecek. Buradan oluşacak baskıyla birlikte izlenmeye başlayan seçim ekonomisi enflasyonu uçuracaktır. Bunun bir sonucu bugün
öngörülen faiz ödemelerinin katlanması, ikinci sonucuysa işçi ve emekçilerin reel ücretleri düşerken yoksullaşmanın derinleşmesi olacaktır. NAS'a rağmen faiz ödemesi artacaktır. Faize karşı olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi getirdiği yer tam bir faiz batağıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan en büyük faizcidir. Değerli milletvekilleri, bu bütçede öncekiler gibi bir faiz bütçesidir. Parası olanı kurla koruyan bir bütçedir. 2022'de yılın sadece ilk 9 ayında bütçeden, yani vergilerimizden, faiz ve kur korumalı mevduata aktarılan toplam tutar 292 milyar liradır. Bu devasa miktarda para dar gelirliye, askeri ücretliye, işçiye, emekçiye, memura, emekliye verilmemiştir. Bu para yoksuldan alınıp zengine verilmiştir. 2023 bütçesinde ise iktidar 566 milyar lira faize para ayırmıştır. Eğitime bakalım. Bütçeden eğitim harcamaları için ayrılan ödenek ise 650 milyar liradır. Bu durumda iktidar faize ayırdığının sadece %15 fazlasını eğitime ayırmıştır. Yani milyonlarca öğrenciye, öğretmene, eğitim alanındaki diğer emekçilere ve veliye kamu kaynaklarından ayrılan pay, ülkenin kaymak tabakasını oluşturan bir avuç para sahibine faiz olarak aktarılandan sadece %15 fazladır. Sosyal yardımlarda durum şu: tüm sosyal yardımlara ayrılan miktar 259 milyar lira. Bu haliyle faiz ödemeleri sosyal yardımların neredeyse iki katıdır. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu karşılaştırma ile neden bu bütçe faiz bütçesidir dediğimiz daha da iyi anlaşılacak. Banka karları patlarken sosyal devlet çökmüş durumda. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre bankaların karları %520 artmış. Banka çalışan sayısı ise sadece %1,5 artmış. Banka karları %520 artarken ve resmi enflasyon %80'i aşmışken sosyal koruma harcamaları sadece %56, emeklilere yapılan ödemeler ise sadece %52 artmıştır. Sosyal koruma harcamalarının payı %8,2'den %6,9'a, emekli ödemelerinin payı %7'den %5,8'e gerilemiştir. 2017-2022 arası gayri safi yurt içi hasıla içinde eğitim harcamalarının payı %3,8'den %2,9'a, sosyal koruma harcamaları %8,4'den %6,9'a, emekli ödemeleri %7,4'den %5,8'e gerilemiş. Toplam sosyal harcamalar %15,9'dan %13,3'e gerilemiş arkadaşlar. Biz demiyoruz bunu. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı diyor. Reel sektöre destek var mı diye baktığımızda verilen destek 145 milyar liradır. Faize ayrılan bütçe ise bunun neredeyse 4 katı. Tarıma gelirsek, tarım kanununa göre gayri safi yurt içi hasılanın en az %1'i tarımsal destek verilmesi gerekiyor. Bu yasal bir görev. Son orta vadeli programa göre bu yıl gayri safi yurt içi hasıla 13 trilyon 429 milyar TL olacak. Yani çiftçiye en az 134 milyar lira destek verilmeliydi. Verilen 9 ayda 30 milyar. 134 milyar lira, 30 milyar lira. 2023 bütçesi gibi büyük bir bütçeden tarıma ayrılan kaynaksa sadece 143 milyar lira. Üstelik bunun yalnızca 54 milyar lirası destek programı biçiminde küçük köylü ve üreticiyi ilgilendiriyor.
tarımsal ödeneklerin kalan kısmı genel olarak tarım sektörünü, ihracatçıyı, büyük çiftçiyi ve çok uluslu tarım şirketlerini desteklemeye dönük. Değerli arkadaşlar, ekonomi tercihler alanıdır. Asıl soru tercihinizin kimden yana olacağıdır. Şimdi soruyoruz. Gıda enflasyonunun %100'e geldiği bir ortamda tarıma 54 milyar lira ayırıp faiz ödemelerini %66 artıracak politikalar uygulayanların tercihi kimden yaranır? Sonuç olarak faiz harcamaları için ayrılan ödeneğin bütçedeki üçüncü büyük ödenek olması iktidarın faiz karşıtı söylemlerine rağmen faize en fazla kaynak ayıran iktidar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yarattığınız adaletsiz, eşitsiz toplumun bütçe serüveni başka nasıl olabilirdi ki? Bu bütçe değerli arkadaşlar aynı zamanda zengini abat eden bir bütçedir. 2023 bütçesinde vergi harcamaları yani muafiyet, istisna ve indirimler biçiminde alınmasından vazgeçilen vergi toplamı 994 milyar liraya yükseltildi. Bunun yaklaşık 150-170 milyar lirası askeri ücretin vergi dışı bırakılması yüzünden emekçilerden alınmayacak olan vergiye, kalan kısmı ise kur korumalı mevduat, faiz gelirleri dahil olmak üzere büyük ölçüde faiz, kar payı, rant gibi sermaye geliri elde edenlerden, servet zenginlerinden alınmayacak vergiye denk düşüyor. Burada çıkan sonuç şu: yıllardır aynı politika sürdürülüyor, gereksiz harcamaları sürdür, halk KDV ve ÖTV'den bunalırken sermayeden, zenginden vergi alma, bütçe açığı ver, bu açığı da faizciden, tefeciden aldığın yüksek faizli borçla kapat. Sermayeden, finansal servetlerin sahiplerinden alınmasından vazgeçilen bu vergiler alınsaydı, bu vergilerle ne kadar yeni kamusal istihdam yaratılabileceğini, kaç tane yeni okul, hastane yapılabileceğini, altyapının nasıl yenilenebileceğini, kaç tane yoksulun, açın, karnının doyurabileceğini siz tasavvur edin artık. Zengini abat etmek deyince kamu özel işbirliği projelerinden bahsetmeden olmaz arkadaşlar. 2023 yılında kamu özel işbirliği projeleri için şehir hastaneleri cari giderlerine 18.9 milyar lira, bina kullanım ve zorunlu hizmetlere 27.7 milyar lira, ulaştırma projelerine 55.4 milyar TL ödenmesi programlanmıştır. Bir kuruş bile ödemeyeceğimiz denen kamu özel işbirliği projelerine gelecek yıl 102 milyar lira ödeyeceğiz. Hani derler ya, tilkinin üç şarkısı varmış, üçü de üzüm üstüne diye. İktidarın işleri de o misal, varsa yoksa patrona, varsa yoksa beşli çeteye. Değerli milletvekilleri, burada 2023 yılı bütçe teklifi ile 2022 yılı gerçekleşme tahminlerini kıyasladığımızda ortaya çıkacak tablodan bahsetmek istiyorum. Bu karşılaştırma sonucunda bütçe açığının %43 oranında, faiz giderlerinin ise %71,5 oranında arttığı görülmektedir. 2023 yılına ilişkin olarak eski ve yeni orta vadeli programdaki program hedeflerine, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları açısından bakıldığında bütçe açığının %3,2'den %3,5'a, faiz dışı açığın ise %0'dan %0,5'e yükseldiği görülmektedir. 2022 yılı gerçekleşme tahminleri ve 2023 yılı bütçe teklifi açısından bu karşılaştırmalar yapıldığında ise bütçe açığının %3,4'ten %3,5'a, 2021 yılında ise bu oran %2,8 olarak gerçekleşmişti, faiz giderlerinin de %2,5'tan %3'e yükseldiği görülmekte. Bütçemiz artık faiz harcamaları dışarı bırakıldığında bile açık vermekte.
Değerli milletvekilleri, ama sorun bütçenin bütün toplumsal zenginliği yoksuldan alıp zengine vermesidir. Faizciyi beslemesidir. Evet, ama sadece bu değildir. İktidar tek adam rejimiyle bütçe hakkının içini boşaltarak demokrasimize büyük zafiyet yaşatmaktadır. Bakın, bütçe hakkı demokrasinin bel kemiğidir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise bütçe hakkını yok ederek demokrasinin bel kemiğini kırmıştır. İşte zafiyet dediğim budur. Peki bu nasıl oldu? Bütçe kanunları ile yürütme organına vergilerin toplanmasına izin, harcamaların yapılmasına yetki veriliyor. Bu, kamu maliyesi yönetiminin 1927 yılından bu yana var olan temel bir ilkesidir. Yürütme organının meclise gönderdiği bütçe kanun teklifi meclis tarafından yasalaştırılmaz ise bu güvensizlik oyu anlamına gelir. Bizim parlamento tarihimizde bunun örnekleri vardır. Örneğin 1971 yılı bütçe kanun tasarısı mecliste kabul edilmediği zaman zamanın başbakanı Süleyman Demirel başbakanlıktan istifa etmiştir. Bugün adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen modelde 1927 yılından bu yana var olan bu temel ilke ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanına mecliste bütçenin kabul edilmemesi halinde bütçe yapma, yani vergi toplama, harcama yapması yetkisi verilmek suretiyle milletin bütçe hakkı elinden alındı. Demokrasilerde yürütme organının bütçe yapma yetkisi diye bir şey olmaz. Türkiye'nin parlamenter sistem geleneğinin son bulduğu 2018 yılına kadar da böyle bir şey yoktu. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bu bütçe iktidarı uğurladığımız bir bütçe. Seneye neler yapacağımızı da vurgulamak iyi olur kanaatindeyim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne Cumhurbaşkanı'nın ne de Başbakan'ın bütçe yapma yetkisi olmayacaktır. Kamu kaynağı kullanan bütün kurumların bütçelerinin meclis tarafından denetlenebilmesi sağlanacaktır. Örneğin Türkiye Varlık Fonu bugün meclis tarafından denetlenmemektedir. Buna son verilecektir. Vergi harcamaları ayrıntılı şekilde raporlanarak meclise sunulacaktır. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak, üzerindeki iktidar baskısına son verilecektir. Sayıştay'ın raporlarının içini boşaltan rapor değerlendirme kurulu kaldırılacaktır. Eskiden olup da sonra kaldırılan performans denetim yetkisi de Sayıştay'a geri verilecektir. Ödenen verginin hesabı sorulamıyorsa kimse demokrasi var demesin. Kesin hesap kanun teklifleri yeni kuracağımız kesin hesap komisyonunda görüşülecektir. Değerli milletvekilleri, 2023 yılında dakikada 7 milyon lira, saatte 425 milyon lira, günde 10 milyar 204 milyon lira, toplam 3 trilyon 673 milyar 735 milyon lira vergi ödeyeceğiz. Yük artacak ama yükün altındakiler yine hep aynı kalacak. Bütçeden ilk 8 ayda faize, kur korumalıya, görev zararlarına ve diğer benzer kalemlere 423.3 milyar lira ödenmiştir. Ancak aynı dönemde 22 milyon çalışanın maliyeti 40 milyar lirayı geçmeyen vergi dilimi güncellemesi dikkate dahi alınmamıştır. 2000'den bu yana yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı gelir vergisinin ilk dilimi bugün 32 bin değil 81.689 lira olacaktı. 2002 yılında ilk dilim brüt asgari ücretin 17 katı iken bugün sadece 5 katı. Bu durum ücretlilere yapılmış gizli bir vergi zammıdır. Bu vergi sistemi böyle devam ettiği sürece emeğiyle geçinenlerin payına yoksulluk, imtiyazlı sınıfın payına ise tüketemeyecekleri kadar zenginlik düşmeye devam edecektir. Sonuç olarak biz basit bir iktidar değişimi önermiyoruz. Vergilendirme, kamu harcamaları,
Vergi ve harcamaların millet adına denetimi konularında... Sayın Gergin, lütfen tamamlar mısınız? Tamamlıyorum başkanım. Biz basit bir iktidar değişimi önermiyoruz. Vergilendirme, kamu harcamaları, vergi ve harcamaların millet adına denetimi konularında yeni bir toplum sözleşmesi öneriyoruz. Vergi politikalarının belirlenmesi sürecine katılan, ödediği verginin hesabını sorabilen bir sivil toplumu inşa edeceğiz. Güçlü sivil toplum demokrasimizi güçlendirecektir. Her şey şeffaf olacaktır. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Açlık ve yoksulluk Türkiye'nin kaderi değildir. 5 yandaşın kazandığı bu düzeni değiştireceğiz. Vatandaşın cebi para, ocağı aç görecek. Göreceksiniz, bütün bunlar Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında kuracağımız özgürlükçü demokrasi için çıktığımız yolculuğu çok daha kısaltacaktır. 2. yüzyılda partimizin yapacağı ilk bütçede görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ederim Sayın Gergin. Söz sırası